Evet, iyi akşamlar değerli meslektaşlarım. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneğimizin bu akşamki webinarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4 gün önce geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle vefat eden çok değerli meslektaşımız Profesör Doktor Nedim Çiçek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Camiamıza da başsağlığı diliyorum. Koronavirüsü salgını nedeniyle bölgesel toplantılarımıza ve tıbbi hizmetlerimize bildiğiniz gibi bir süre ara vermiş bulunduk. Ama bugünlerde hasta kabulü ve tedavilere başladık. Eğitim faaliyetlerimiz bildiğiniz gibi webinarlar şeklinde devam etmekte. Ulusal ve uluslararası konuşmacılar infertilite, IVF ve üreme cerrahisi konularında tecrübelerini ve son gelişmeleri bizlere bu webinarlarda sunmaktalar. Salgınla ilgili geçiş sürecinde infertilite hastalarımıza nasıl yaklaşacağımıza dair bir kılavuz hazırladık dernek olarak. Bu kılavuzu da Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu ile paylaştık. Bu rehber ve daha önceki webinarlarımızın kaydı derneğimizin web sitesinde mevcuttur. Hem bu kılavuzu görmek isteyen hem de daha önceki webinarlarımızı kaçırmış olan, seyredememiş olan meslektaşlarımız bizim Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin web sitesinde kayıtlı bunlar. Oradan girip eski webinarlarımıza da bakabilirler. Bundan sonra da webinarlarımız şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek. Meslektaşlarımıza mailing yapılmakta webinarlarımızla ilgili. Mailing yapılmayan meslektaşlarımız da yine derneğimizin web sayfasında ilan edilmekte güncel olarak bu webinarlarımızın konusu ve konuşmacıların kimler olacağı. Şimdi bugünkü webinarımızın konusu çok önemli bir konu. İnfertilite ile ilgili hepimizin her gün ilgilendiğimiz bir konu. İnfertilitede luteal faz desteği ve projesteron tedavisinin yeri. Bugünkü webinarda 3 genç konuşmacı arkadaşımız var. Ve teşekkür ederiz hocam. Ülkemiz ve yurt dışında olan infertilite ve IVF ile üreme cerrahisi ile ilgili kendisini geliştirmiş bir konuda ben konuşma yapabilirim diyen genç arkadaşlarımızın da bu webinarlarda konuşmacı olarak yer almasını istiyoruz. Eğer böyle arkadaşlarımız varsa bunlar bizim derneğimizin yönetim kurulu üyelerine, derneğimizin başkanıyla irtibata geçebilirlerse kendilerine de konuşma fırsatı verilmiş olur. Hem de onların bilgisinden faydalanmış oluruz. Bu arada tabii bugünkü konumuz luteal faz desteği olunca projesteron. Projesteron olunca en çok projesteron preparatı olan Koçak firması bu webinarımıza sponsor oldu. Bu yüzden Koçak firmasına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü konuşmacılarımız şöyle. Doçent Doktor Emre Papuççu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden bize luteal faz desteği ve patofizyolojisini anlatacak. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Hüseyin Görkemli, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinden. O da fresh sikluslarda luteal faz desteğini konuşacak. Üçüncü konuşmacımız Profesör Mete Gürol Uğur, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden. O da donma çözme sikluslarında luteal faz desteğini anlatacak. Şimdi katılımcı arkadaşlardan şöyle bir ricam var. Konuşma sırasında aklılarına gelen soruları buradan yazabilirler. Konuşma bittikten sonra biz bu soruları konuşmacılara yönelteceğiz. Ancak birinci konuşmacının konusu biraz daha kısa sürecek sanıyorum. Birinci konuşma ve ikinci konuşma bitince her ikisinin sorularını birlikte alalım. Sırasıyla arkadaşlar konuşmalarını yapacaklar. Hem katkısı olan hem de sorusu olan arkadaşlar buradan sorularını yazdıkları takdirde kendileriyle soruları cevaplandırılacaktır. Şimdi ilk konuşmacı olarak Doçent Doktor Emre Papuççu'ya söz veriyorum ben. Luteal faz desteği ve patofizyolojisini anlatacak bize. Buyurun. Genç arkadaşlarım. Hocam sağ olun. Timur Hocam sesimizi alabiliyorsanız isterseniz Emre Bey. Alıyorum. Siz benimkini alıyor musunuz? Evet, çok güzel geliyor. Merhabalar. Çok özür dilerim. Alıyor musunuz Hüseyin, Mete,
Emre hocam, alıyoruz, duyuyoruz evet. Hocam. Evet, duyuyoruz sizi. Hocam. Gayet güzel. Ankara'yı sel götürüyor. Sana şey söyleyeyim. Hüseyin, senin de o kadar güzel bir şeyin var ki arkada sanki saçında böyle nur çıkıyor. Hocam aynı şey nur dedi ki taşlanmış gibi görünüyorsun dedi. Dedim bana bir nur geldi. Yani böyle hani geçen gün de seni seyrediyordum. Evet. Özellikle koydum hocam. Hani dünyaya şey olarak gelmişsin. Böyle hani hepimize şey katmışsın gibi. Çok güzel. Emre merhaba. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hepiniz çok teşekkür ederiz. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin hakikaten çok güzel webinarları oluyor. Ve özellikle de yönetim kurulumuz bize destek veren genç, dinamik, yeni, hani yeni demeyelim ama hani genç profesörler, akademisyenlerin çok önemli bir katkıda bulunduğunu görüyoruz ve bu da bize büyük bir kıvanç veriyor. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu dönemde ilk webinar serimizin son toplantısı gibiydi bu ama şu anda biz gelecek haftadan itibaren buna devam edeceğiz. Temmuz ayında da her cuma günü arada da böyle paneller yapacağız. Onun için lafı uzatmak istemiyorum. Üreme Tıbbı Cerrahisi adına bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de burada söylemek istediğim şey iki tane var. Bir tanesi OVIN dediğimiz ovülasyon indüksiyonu ile ilgili olarak düzenlediğimiz simpozyum vardı. Bu 1-4 Ekim'de yapılacak. Simpozyumu kesinlikle yapacağız. 20 üzerinde yabancı, 50'nin üzerinde de Türkiye'de bu işe gönül vermiş bir sürü meslektaşımızla birlikte yapılıyor. Zannediyorum ki özellikle Türkiye'deki meslektaşlarımızın çoğunluğuyla Antalya'da olacağız. Tabii bundan ilgili bilgileri vereceğiz. Çok bu COVID günlerinde tabii ki amacımız meslektaşlarımızı, bizleri korumaktır. Riskli bir şey olmamasıdır ama özellikle de Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve de bununla ilgili bütün sistemler lehimize işletilerek bu önemli görevimizi yapmak istiyoruz. Tabii ki burada söylemek istediğimiz bu simpozyum Üreme Tıbbı Cerrahisi'nin desteklediği bir simpozyum. Kimseyle ilgisi olan bir şey değil. Amacımız el birliğiyle bütün meslektaşlarımızın eğitimine, pratiğine katkıda bulunmak. Bunu da bu şekilde organize ediyoruz. Şimdi ikincisi de dediğim gibi bu Lütel Faz desteği çok çok önemli bir konu. Yeni gelişmeler var. Bunu OVIN'de de koyacağız. Ama burada da bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız burada var. Özellikle bir senedir Lütel Faz'la ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Emre'ye, Hüseyin'e, Gürol'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Emre'nin bu Lütel Faz'daki destekle ilgili önemli bir yayını çabasıyla önemli bir dergide çıkıyor. Onu da sizle paylaşacağız. Belki OVIN'de bunu dağıtacağız. Onun için hepinize ben çok teşekkür ediyorum. İkincisi de tabii bugün yeni bir sistemle karşınızdayız. Zoom'la birlikteyiz. Eskideki sistem özellikle bizle ilgili olmayan ama herkesin kendi internet sitesiyle ilgili sorunlardan ötürü sıkıntı yaratabiliyordu. Ama bu sefer yeni bir bakışla altyapıyı değiştirdik. İnşallah çok çok güzel geçecek. Bu arada da bu simpozyumun ve panelin gerçekleşmesi için hani kendilerine işi yormadan katkı sağlayan Koçak firmasına da çok teşekkür ediyoruz. Sonunda ben tabii başta sondakini söylemek istemiyorum ama arkadaşlarla mühim olan çeşitli Lütel Faz'ın desteklenmesi stratejik olarak çok çok önemli. Aksi takdirde bu kadar emeğimiz boşa gidip gebelik oranlarını çok düşük hale getirebiliriz. Biz tabii dernek olarak herhangi bir firmanın ilacını şöyle yapın falan diyemeyiz. Tabii meslektaşlarımız bundan en iyisini bilecekler. Bizim yapacağımız şey konuyla ilgili bütün bilimsel verileri koyup
Sonuçta belki bir şey de diyebiliriz. Yok birbirimizden farkımız. Güzel bir şekilde bilinçli olarak kişi özel işi kullanırsanız iyi sonuçlar alırsınız. Mete'ye, Hüseyin'e, Yılmaz hocama, Emre'ye şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyafette biz de izleyeceğiz. Ufak bir şekilde bakalım katkımız olduysa da çok teşekkür ederim. Yılmaz'cığım buyur. Koordinasyon senin, moderasyon senin. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İlk konuşmacı Emre Papuççu. Söz sizin. Buyurun. Sayın Başkan Timur Hocam, Yılmaz Hocam çok teşekkür ederiz. Özellikle bu Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin güzel web seminerleri devam ediyor. Bize de fırsat verdiniz. Bunun için de ayrıca şükranlarımızı iletmek isterim. Oldukça kaliteli, güzel tartışmaların olduğu web seminerleri bunlar. İnşallah devamı da gelecek. Şu anda PowerPoint'ler gözüküyor, doğru mu? Tam ekran yapabilir miyiz? Hocam şu anda tam ekrandayım ama eğer tam şu anda tam ekran hocam. Şu anda tam ekran. Şimdi hepimizin de bildiği gibi menstrüel sikli... Emre hocam biliyorum ama. Buyurun. Şu an tam ekran bize yarım gözüküyor. Yani ikinci bir ekranımız var anladığım kadarıyla. Presenter view görünüyor bir yandan. Evet. Peki şöyle yapalım. Presenter view yapmayalım. Evet. Böyle yapayım. Daha güzel oldu hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Böyle tamamız değil mi? Tamam. Okey. Emre hocam biz de görünüyoruz hepimiz. Biz olmasak sadece sen görünsen. Tamam hocam onu... Şu an o şekilde hocam. İzleyiciler o şekilde görüyor. İzleyiciler o şekilde görüyor hocam. Öyle mi? Tamam. Şimdi hepimizin bildiği gibi menstrüel siklus iki fazdan oluşuyor. Bu bir saniye. Şu anda daha iyi. Menstrüel siklus iki fazdan oluşuyor. Bu ovaryen ve uterin sikluslardan oluşuyor. Ovaryen siklusun foliküler ve luteal fazları var. Tabii bu uterin siklustaki karşılığı da proliferatif ve sekreter dönemler. Bunlar bizim tıp fakültesindeki klasik bilgilerimiz. Ve yine çok iyi biliyoruz ki ovülasyondan sonra geriye kalan özelleşmiş bir takım hücrelerimiz var. Bunlar granuloza ve teka hücreleri. Ama bunların luteinize olmuş halleri aslında korpus luteumu oluşturuyor. Korpus luteumun bizim için çok önemli görevi ise aslında asıl primer görevi pulsatil, bu hipotalamo-hipofizer akstan salgılanan LH hormonlarına yine pulsatil progesteron salınımlarıyla karşılık vermek. Tabii bu sadece progesteron üretimiyle değil, korpus luteum aynı zamanda bizim karşımıza bir takım androjenlerin salgılanması, nonsteroid hormonların, sitokinlerin, büyüme faktörlerinin ve bir takım implantasyon faktörlerinin de salgılanması gibi bir takım görevlerle karşımıza çıkıyor. Steroidogenez biliyoruz, bu LH ve HCG LDL'den progesteron üretimini tetikledi. Tabii bu korpus luteumdan salgılanan progesteron neden çok önemli implantasyon için? Çünkü implantasyon penceresi konsepti diye bir şey artık ortaya atıldı ve biliyoruz. Bu da bu LH surge'ünden sonra ortaya çıkan progesteron salınımının da olduğu dönemdeki 7. 10. günlerde açılan bir pencere. Bunu da aslında tabii LH surge'üyle izliyoruz. Sadece progesteronun olması değil, burada progesteronla da tetiklenen yine bir takım pinopotların oluşması, lökemiye inhibiting faktörler, interleukin 1'ler yani implantasyon için gerekli bir takım kaskadın tetiklenmesi sürecidir LH surge'üyle başlayan. Erken implantasyon döneminde tabii ki progesteron çok çok önemli görevleri var. Ve bu progesteron ilk 7 hafta korpus luteumdan sentezlenmekle birlikte yine klasik bilgi olarak biliyoruz ki 7. haftadan itibaren bu üretim plasentaya geçiyor. Buna luteoplasental shift, işte değişim gibi isimler veriyoruz. O nedenle bu ilk 6-7 haftaki korpus luteumun varlığı özellikle gebeliğin bu dönemleri için çok önemli. Aksi takdirde bir takım olumsuz sonuçlar karşımıza çıkıyor. Evet bahsettim. Progesteron çok önemli görevleri var. İmplantasyon, sekretuar değişiklikler, bir takım sitokinler, işte NK inhibisyonları, miyometriyel kasılmaların inhibisyonu vesaire vesaire.
Yine klasik bilgi, luteal fazın da maalesef yetmezliği var. %3 ila 20 olguda izlenebilen, işte klasik olarak 10 günden az luteal fazın izlendiği ve bunun da bir sonucu implantasyonun başarısızlığı ve abortus oranlarındaki artış. Şimdi infertilite pratiğinde hepimiz yardımla üreme teknikleri kullanıyoruz. Tabii şimdi biz in vitro fertilizasyonun 40. yılındayız. Burada bu Stepto ve iki tane baba bizim ilk IVF'leri yapan hocalarımız. Şu ana kadar 8 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiğini biliyoruz çocuğun. Ve 2100 yılında tahmini 400 milyon. Yani dünya nüfusunun yaklaşık %3,5-4'ü. Yani Baba Edwards ve Patrick Stepto bugüne kadar gerçekten milyonlarca bebeğin doğmasına katkıda bulunmuş bir gelişme imza atmışlar. Peki biz bu yardımla üreme tekniklerinde özellikle tüp bebek adını verdiğimiz yani in vitro fertilizasyon ya da X'i burada ne yapıyoruz? Burada aslında kontrollü ovaryan stimülasyon yapıyoruz. Buradaki yaptığımız şey belli bir threshold'u aşan gonadotropinleri vücuda sisteme vererek kohortu genişletiyoruz. Yani bu luteo foliküler geçiş ve erken foliküler fazla FSH vererek çok fazla sayıda folikül kohortunun genişlemesine katkıda bulunuyoruz ve tabii bunun bir doğal sonucu steroid düzeyleri çok yükseliyor. Suprafizyolojik düzeylere çıkıyor. Sadece bunu yapmakla kalmıyoruz. Bu suprafizyolojik steroid düzeylerini erken luteinizasyon veya bir takım implantasyon pencere sorunları olmasın diye de baskılamak adına analoglar ya da antagonistler, GnRH antagonistlerini kullanıyoruz. Tabii bunların iki tane de sonucu oluyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi yaklaşık 8-10 kat kadar yüksek östradiol ve progesteron seviyeleriyle hipotalamo-hipofizer aksındaki feedback mekanizmalarını maalesef bozuyoruz ve bizim için erken implantasyon dönemindeki çok kritik öneme sahip pulsatil LH sekresyonlarını maalesef baskılıyoruz bu ovaryan stimülasyonu yaparken. Aynı zamanda bu prematür luteinizasyon olmasın diye kullandığımız agonist ve antagonistler ile de bakın buradaki kırmızı doğal LH pikinin düzeylerini göstermekle birlikte maviler antagonist injeksiyonu sonrası burada ise GnRH agonistinin tabii uzun süreli down regülasyonu sonrası endojen LH düzeylerinin ne kadar süpresi olduğunu görebiliyoruz. Yani özetle kullandığımız bu ajanlarla biz endojen LH'yı da neredeyse hipo düzeylerine kadar baskılayabiliyoruz istemeden de olsa. Peki biz ovülasyon tetiklemesi için HCG ya da rekombinant LH kurtarıyoruz. Bu luteal fazı kurtarmaz mı? Çünkü bunlar oldukça uzun yarı ömrü olan moleküller. Şöyle kurtarmayabiliyorlar. Bakın bu stimüle sikluslarda HCG'nin tetiklediği progesteron üretimi, bu da normal sikluslardaki geniş bir zaman aralığına dağılmış progesteron üretimi. Daha açık bir şekilde göstermek gerekirse HCG'yi yaptığımız andan itibaren tabii ki klasik 36 saat sonra biz burada yumurta toplamının işlemini yapıyoruz ve hani hemen progesteron yükselmeye ve belli bir eşiğin üstüne çıkmaya başlıyor. Neden? Çünkü multiple corpora lutea, yani çok fazla sayıda luteinize hücreler var geride kalan opu sonrası. Oralardan progesteron salgılandı. Bakın o progesteron bizi opudan sonra ilk 3-4 gün iyi götürüyor. Ama bu kritik progesteron eşiği olarak tabir ettiğimiz, birazdan değineceğim, 80-100 nanomol, aslında nanogram mililitre kullanıyoruz. Pratik bir hesap, 3'e bölerek bunu bulabiliriz. Yani kabaca 90 desek 30 nanogram mililitre progesteron kritik eşiği bizim için önemli. İşte bu embriyo transferinin 2. 3. gününe, OPU'nun da 5. 7. günlerine denk düşen zaman diliminde bu kritik eşiğin maalesef altına iniyoruz. İşte bizim luteal fazı tam da şu 2. okta desteklememiz gerekiyor. Çünkü endojen HCG bundan yaklaşık 3-4 gün sonra sazı ele alıp o korpora lütealardan progesteron sentezlemeye başlayacak. Yani özetle mid luteal dönem olarak ifade ettiğimiz embriyo transferi 2. 3. gün OPU, 5. 7. günde bizim luteal fazı bir takım ajanlarla desteklememiz gerekir ki mid luteal progesteron düzeylerinin yüksekliği devam eden gebeliklerin yüksekliği ile bu düzeylerin düşüklüğü ise abortuslarla ters ilişkili. Yani mid luteal dönemdeki 10-30 nanogram mililitre, ben burada detayını vermeyeceğim, İşte hocalarım anlatacaklar.
hem tazede hem de dondurulmuş embriyo transferinde hem devam eden gebeliklerin optimizasyonu hem de düşüklerin azaltılması için çok çok önemli. Burada bir parantez açmak istiyorum. Taze embriyo transferi sikluslarında luteal fazın abartılı desteklenmesi tartışılır. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar tabii çok fazla miktarda ama verilen verilmeyen bir çalışmayı etik nedenlerle yapamazsınız. Ama konu dondurulmuş embriyo transferi, hele ki bir de programlı, yani hormon vererek endometriyal yapılanmayı sağladığınız, östrojenle uterusu prolifere ettiğiniz dondurulmuş embriyo transferi sikluslarında korpus luteumunuz olmadığı için işte bu Labarta'nın ve grubunun çalışmalarında bu 10 nanogram mililitre eşik değeri bu mid luteal dönemde çok çok önem kazanıyor. Natürel ya da modifiye natürelleri zaten hocalarım anlatacak. Oralarda işler biraz daha karışık ve tartışmalı. Biraz önce de ifade ettim. 30 nanogramın altındaki düzeyler daha çok abortuslarla ilişkili. Ve yine bu 2015 meta analizinde gerek HCG gerekse progesteron eklenmesi sonucunda ovaryan stimülasyon siklusları görece luteal faz yetmezliği nedeniyle mutlaka desteklenmeli. Bakın buradaki anlamlı istatistik şeyi farkı görüyorsunuz. Olabilirlik katsayısı 1.8, 1.8. Yani mutlaka, tabii bu taze sikluslar için yapılan bir meta analizdi. Biz taze siklus verilerine dayanarak HCG veya da progesteron ile luteal fazı desteklemekle canlı doğum oranlarını ve devam eden gebelik oranlarını arttırdığımızı biliyoruz. Tabii ki bu ovaryan stimülasyon sikluslarında luteal destek hem kullanılan ovülasyon tetikleme ajanına göre, biraz önce grafiğini göstermiştim, HCG ya da LH kullandığımızda dinamikler biraz farklı. GnRH agonistleri ile tetiklemede ise dinamikler biraz farklı. Ama burada da bir küçük parantez açalım. Eskiden GnRH agonistleri ve taze embriyo transferi siklusları daha liberal kullanılırken, şimdi eğer başka nedenlerle siz agonistle ovülasyon tetikleyecekseniz bunları donduruyorsunuz ve dondurulmuş embriyo transferi sikluslarına gidiyor iş. Artık herhalde çok az sayıda hekim agonistle ovülasyon tetiklemesi sonrası taze transfere gidiyordur. Ve yine embriyo transferi zamanına göre de, yani taze dondurulmuş olarak luteal fazın farklı olduğunu biliyoruz. Bunun da nedeni nedir? Tazede en az bir korpus luteum var. Dondurulmuşta gerek natürel, gerek modifiye natürel, gerek ovülasyon indüksiyonu ile endometriyumu hazırlayın. En az bir tane korpus luteumunuz var elinizde ama programlıda hiç yok. İşte o zaman programlıda luteal fazı çok etkin, çok kuvvetli ajanlarla şansa bırakmayacak şekilde desteklemeniz lazım. Onu Mete Hoca birazdan anlatacak. Peki elimizde luteal destek için neler var? Bir sürü preparat var. Jeller, kapsüller, intramüsküler enjeksiyon formları, oral sentetik formlar, işte birçok ajanımız var. Ama bunların türlü türlü etkinlikleri var. Bu noktadan sonraki konuşmacılarda bu luteal destek için elimizdeki ajanların etkinliklerini ifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Hocam, benim anlatacaklarım kısaca bu kadar. Luteal faz patofizyolojisiydi. Onun dışında şu anda ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Patofizyolojiden kısaca bahsettik. İlerleyen dönemde hocalar anlattıktan sonra soru gelirse tekrar sözü alırız. Evet, Emre, çok teşekkür ederim. Çok böyle öz ve net olarak slaytlarında sundum seni. Eline sağlık. Şimdi konuşmadan sonra senin konunla ilgili sorular olursa o zaman alalım. Şimdi ikinci konuşmacımız yine Üreme Tıp ve Cerrahi Derneğimizin yönetim kurulu üyesi olan Profesör Doktor Hüseyin Görkemli. Kendisi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadın doğum ana bilim dalında hocamız bize fresh sikluslarda luteal faz desteğini anlatacak. Buyurun Hüseyin Hocam. Sizi dinliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sunumlar için. Hem Timur Hocama, başkanımız olarak, hem de yönetim kurulu üyesi olarak size. Gerçekten luteal fazın IVF tedavisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ben de düşünüyorum ve bunun mutlaka bütün hekimler tarafından iyi bilinmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Emre çok güzel özetledi aslında niçin bu luteal faz desteği gerekli. Çünkü hepimiz biliyoruz arkadaşlar, indük dediğimiz sikluslarda
hakikaten östrojen suprafizyolojik bir düzeye ulaşıyor. LH'nın azalması söz konusu. Korpus luteumları topladığımız için fonksiyon yetersizliği var. Östrojen ile projesteron arasındaki dengeyi tamamen bozuyoruz. Ve tabii ki granuloza hücrelerin aspirasyonu sonucu da projesteron etkimenin mekanizması azalıyor. Yine demin gösterdiği çok net olarak doğal siklustaki düzeyle bizim indüklediğimiz sikluslarda düzeyin ne olduğunu. Burada sadece bir tek şeye daha dikkatimizi çekmek istiyorum. Tabii biz ağırlıklı olarak projesterona eğiliyoruz ama şurada kırmızıyla gösterilen östrojenin de lütal dönemde belli bir seviyede olduğuna ben arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın özellikle dikkat etmesini gerekli ve dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. İleride bununla ilgili de birkaç sözlük söyleyeceğim. Tabii asıl amaç arkadaşlar bizim embriyo transferi zamanını ayarlarken endometriyumla ikisi arasındaki senkronizasyonu sağlamak. Aslında lütel faz desteğinin esprisi de bu. Yani orada bir gecikme söz konusu. Çünkü gerçekten stabilize değil endometriyum. Bu aşırı uyarılma sonucunda, östrojenin ve projesteronun dengesizliği sonucunda. Bizim burayı bir şekilde stabilize etmemiz lazım implantasyona. Hazırlamamız lazım embriyonun oraya yerleşimine, gebeliğine. Bu aşamada işte bize birazcık görev düşüyor. Bu iki dengeyi bir şekilde koruyacak düzeni tekrar başarılı bir gebelik elde edebilmek için sağlayacağız. Tabii endokrinolojinin farklı olduğunu, davranışının endometriyumda farklı olduğunu biliyoruz. İşte bu projesteron, östrojen tarafından indüklenen bu düzeyi, bu implantasyon penceresi mutlaka yeniden bir dengeye kurulmalı arkadaşlar. Bu kurulma inanın gebelikteki IVF'in gebeliğindeki başarının en önemli sırlarından biri. Yine Emre gösterdi. Protokolü kullandığınız takdirde bütün dengeyi siz bozuyorsunuz. Bunlar birçok çalışmayla gösterildi arkadaşlar. Bir prematür lütealizasyon var. Yani orada maalesef arzu edilen düzeyden farklı bir durum söz konusu olabiliyor. Çok yine detaya girmeyeceğim ama yani özetle söylemek istediğim bizim bir şekilde endometriyumu yeniden implantasyona hazırlamak ve bunun için bu senkronizasyonu sağlamak. Bununla ilgili yine patolojik çalışmalar da yapılmış. Gerek maçürel sikluslarda gerekse ART sikluslarında bu dokulardaki hücrelerdeki yapılanmanın ne şekilde olduğunu ve bunun bir şekilde tekrar sağlanması gerektiğini yine demin gösterdi. Bakın çok erken dönemde maalesef lütel destek indüklenen sikluslarda özellikle de HCG'yi kullandığınız takdirde bitiyor. Yani 14 güne uzamıyor normal sikluslarda olduğu gibi. O halde o aradaki boşluğun takviye edilmesi gerekiyor. En az 2 gün yapılan çalışmalar minimum 2 gün daha bir gecikmenin söz konusu olduğunu göstermiş. O halde biz ister agonist kullanalım ki agonistlerle ilgili çalışmalar daha erken başlamıştı 2000 yıllarında. İsterse antagonist siklusu uygulayalım. 2000'den sonra, 2005'lerden sonra aktif olarak kullanılan antagonist sikluslarında da bu lüteal fazda bir defekt oluşuyor ve bunun bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bununla ilgili artık herhangi bir tartışma yok. Lüteal faz destekleyeceğiz. Peki bu desteklemeyi neyle yapalım? Asıl çalışmalar bundan sonra bu merhalede devam ediyor. Öncelikle elbette madem projesteron bu ikinci aşamadaki asıl hormonumuz östrojenden daha ziyade projesteron desteği verilerek gebelik şansımızın artıp artmadığını bir pozitif etki edip etmediğimizi karşılaştırmalı çalışmalar göstermiş hakikaten bir sürü çalışmada %47'ler, 3 katına, %65'ler, 3.7'ler yani aklınıza gelebilecek her tür oranlarda gebelik şansının destek verilmeyenlere göre arttığını gösterdik. Yine 2004'e kadar acaba antagonistlerde buna ihtiyaç olmayabilir mi diye düşünülmüş. Lütel faz verilmemiş destek ve çok büyük bir hayal kırıklığı maalesef o günlerde görülmüş. Lütel faz desteği verilmeyen gebelikler, sikluslarda gebelikler düşmüş ve ondan sonra da antagonistlerde de mutlaka bu desteğin verilmesi gerekiyor. Şimdi yardımcı üreme tekniklerinde lütel faz desteği gerekiyor. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili de pek çok protokol bulunuyor. Ama hala günümüzde arkadaşlar farklı kombinasyonlar, dozlar, süreler, formüller kullanılıyor. Hala en iyi dozu, süreyi ve tedavi formülasyonunu net olarak söyleyemiyoruz. Bir takım tabii ki veriler, bilgiler var elimizde ama maalesef %100 şudur veya herkes şunu kullanmalıdır
deme şansına sahip değiliz. Aslında başlangıçta Yılmaz Hocam da Timur Hocam da çok güzel söyledi. Ben de aynı fikre katılıyorum. Burada hekimliğin sanatı söz konusu. Her hekimin kendine göre bir icrası vardır. Birazdan survey'de de göstereceğim. Bu istenildiği şekilde yapılır. Şimdi HCG ile ilgili destekler de yapılmıştı. Bunlar da birkaç slide göstereceğim ama maalesef bu hiperstimülasyon riskinden dolayı HCG biraz daha az sayıda kullanılıyor. Bundan sonradaki söyleyeceğim sözcüklerin ve de sonuçların aslında birçoğu bu 6 tane meta analizin sonucundaki sonuçlar arkadaşlar. İlk Soliman'dan, daha sonra Pris Atwood, Nosarka, Daya ve Van der Linden özellikle 2010'dan sonra 2 tane meta analiz yayınladı. Ve bu lütal faz desteğiyle ilgili en önemli çalışmalar bunlar. Bunların da karşılaştırdıkları işte HCG'ler, projesteronlar, projesteron artı östrojenler, analoglar ve diğer olaylar, diğer etkenler var. Şimdi projesteronu demin aslında çok güzel söyledi Emreciğim. Bir endometrium üzerinde hakikaten olumlu bir transformasyona neden oluyor. Endometriumun reseptivitesini artırıyor. Nitros vasıtasıyla vazodilatasyona neden olarak oradaki lokal dokuda kanlanmayı artırıp implantasyona etki sağlıyor. Yine immün sistemi T helper vasıtasıyla iki sitokinlerle immün sistemi baskılayarak yine endometrium üzerinde embriyonun daha çabuk, daha net, daha güzel tutulmasını ve implantasyonunu sağlıyor. Demin söyledim yani HCG aslında başlangıçta denendi ve bununla ilgili meta analiz yapıldı. Gayet güzel, çok etkili. Gebelik oranları çok çok iyi ama işte bu hipersimülasyon riskinden dolayı o kadar radikal kullanamadık. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalar acaba projesteronla aynı etkiyi gösterir mi diye yapıldığında hakikaten hiçbir aralarında fark olmadığını gebelik, devam eden gebelikler ve de canlı doğum oranları üzerinde ikisinin de aynı etkiye sahip olduğunu ancak HCG açısından o ASS'nin bir risk olduğunu bildiğimiz için artık bir miktar bunlar terk edildi. Acaba miscarriage'lerde, düşüklerde bir farklılık var mı? Bununla ilgili de çalışmalar yapıldı. Yine bununla ilgili yapılan çalışmalarda da projesteronun gayet yeterli olduğu, hiçbir üstünlüğünün olmadığını HCG'nin projesteronuna karşı biliyoruz. Tamam, projesteron konusunda hemfikiriz. Peki nasıl verelim? Demin preparatlara yine çok güzel gösterildi Emre'ciğim. Orali var, vajinal var, rektal var, intramüsküler var. Yine son zamanlarda subcutaneous olarak kullanılan ajanlar var. Ama şöyle bir irdelediğimizde arkadaşlar, biraz daha tecrübemizin bol olduğu, daha çok kullandığımız intramüsküler ve vajinal form ağırlıkları görülüyor. Çünkü daha önceki kullanılan oral preparatlarda bir metabolit problemi, bir de düşük bir yararlanım söz konusuydu. Daha sonra sentetikler çıkarıldıktan sonra biraz daha etkinliğinin arttığı gösterildi. Ama iki kullanım yolu şu anda en çok tecrübeye sahip olduğumuz konu intramüsküler olanlar ve vajinal olanlar. İntramüsküler hakikaten efektif, çok hızlı bir şekilde sonuca götürüyor serum seviyesi açısından. Ama ağrılı ve maalesef bir yardıma ihtiyacınız var. Biri tarafından, bir hemşire tarafından yapılması gerekiyor ve zaman zaman çok nadir de olsa yapıldığı alanda bir takım işte komplikasyonlara, abselere, soğuk abselere neden olabiliyor. Bunlar intramüskülerle ilgili kafamızdaki soru işaretleri. Vajinal tabii biraz daha o konuda kolay kullanımı, hasta açısından daha kolayca uygulanabilme şansı var. Efektif bir yöntem. Bir de tabii hedefe yönelik bir ajan. Onun ne demek istediğimi yine birazdan söyleyeceğim. Şimdi bu survey arkadaşlar çok önemli. Yani ben burada kişilerin söylemlerinden ve yazılarından ziyade uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından bunu sık sık kullanıyorum konuşmalarımda. Bakın 2009'da ve 2012'de muhtemelen yenisi de çıkacak yakında iki tane survey yapılmış. Birinde 51 bin öncekinde, ikincisinde de 284 bin siklus üzerinden sorgulamalar var. 2009'da vajinal projesteron kullanım oranı %64 iken 2012'li yıllardan itibaren %77'lere, intramüsküler form %13'lerden %5'lere düşmüş, oral %2'lerden %5'lere, kombine olanlar hemen hemen aynı. Bu kombineden kasıt aslında vajinal ve intramüsküler olanlar. HCG neredeyse tamamen terk edilmiş, %5'miş 2009'lu yıllarda ama 2012'den sonra sıfırlanmış. Yine süreyle ilgili de değişik
oranlar var. Burada dökümü var. İşte vajinal krem kullananlar %35, kapsül kullananlar %29, progesteronla vajinal intramüsküler progesteron kullananlar %15, sadece intramüsküler kullananlar %13. Yani 2019'daki dökümü bu şekilde gösteriliyor. O halde sanki vajinal hastanın kullanımı açısından bir miktar bir avantaj sağlar görünüyor ama tekrar söylüyorum bu yine de herkesin kendi kişisel tercihi. Peki nedir? Bu 1997'de bulletinin iddiası arkadaşlar ve hakikaten çok önemli bir çalışma. Eğer gerçekten doğruysa ki doğru olduğuna inanmak istiyor insan. Bakın vajinal kullandığınız takdirde preparatı 4 saat içinde serviksten fundusa doğru hızla progesteronun bir dağılımı bir ilerlemesi söz konusu. Eğer bizim hedefimiz endometriumsa, uterus muskülaşırsa gerçekten bu vajinal kullanım bunu çok net olarak bize karşılıyor. Tabii ki serum seviyeleri düşük olabilir ki bununla ilgili de çalışma var. Bakın vajinal ve intramüsküler formda kullanılan ajanların karşılaştırması serumda intramüsküler olarak kullandığınız takdirde çok hızlı bir yükselmeleri görüyorsunuz. Ki Emre'nin demin söylediğine katılıyorum. Yani 20 ile 30 böyle desilitre hakikaten katof olması gereken bir düzey. Onun üstüne hızla çıkabiliyor ama vajinal preparatta da dikkat ederseniz direkt endometrium üzerinde progesteronun bir yükselme seviyesi var. Serumda biraz daha düşük kalıyor. Acaba o zaman vajinal form kullandığımız takdirde serum düzeyindeki ölçümler bizi yanıltabilir mi diye aklımıza bir soru elbette ki gelebilir. Yine hastalarla ilgili yapılan çalışmalarda da bakın vajinal progesteron kullanıldığı zaman çok kolay kullandıklarını, çok bununla tatmin olduklarını ve uygun bir form olduklarını düşünebiliyorlar. Çalışmalar daha sonra acaba vajinalin işte tek jel formu mu, iki jel formu mu yoksa işte bu kapsüllerin kullanımı mı üzerine yoğunlaşmış. Bunlar arasında da herhangi bir fark bulunamamış. Yine intramüsküler vajinal progesteronlar burada çok önemli. Van der Linden'in 2015'teki çalışması, 7 tane randomize kontrolü çalışma. Hiçbir devam eden gebelik oranları açısından ve canlı doğum oranları açısından bir farkın olmadığını gösteriyor. Bu açıdan hakikaten şu anda progesteron tedavisinde vajinal doğum bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin de etkinliği yani hem intramüskülerin hem vajinal progesteronun birbirine benzer olduğu bilindiği halde. Subkütenle ilgili de çalışmalar yeni yeni çıkmaya başladı. Benim şahsi olarak çok fazla tecrübem yok. O yüzden çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum ama tabii ki etkin olduğunu veya sonuçların birbirine yakın olduğunu söyleyen çalışmalar var. Burada yine Herman Turnay'a ve Grisinger'in Lotus 1 ve Lotus 2 çalışmalarında da oral kullanımlar söz konusu. Yeni yeni bu yayınlarda çıkmaya başladı. Yani bunların da bir alternatif olabileceğini mutlaka aklımıza getirmemiz lazım. Çünkü bunlarda da canlı doğum oranlarının neredeyse hem intramüskülere hem de vajinal formlara birbirine yakın ve birbirine yakın olduğunu söylemek mümkün. Ama yani birinci tercih olarak belki vajinal formu kullanabiliriz. İster kapsül olsun, ister biyoadezif jel formu olsun, ister tek doz, ister iki doz olsun. Yani onun arasında da bir fark yok. Onu da çok net olarak söyleyebilirim. İkisinde kullanma şansımız var. İkisinde de sonuçlar birbirine yakın. Peki bu tamam. Progesteron ve vajinal bunu anladık. Peki ne zaman başlayalım? Yani bununla ilgili de tabii bir takım çalışmalar yapılmış. Burada da şu üç çalışmanın ortak bir payda da toplanmış sonuçları var. Bence bu da önemli. Yani OPU günüyle embriyo transferi günü arasında başlandığı takdirde demin Emre'nin çok güzel gösterdiği transferden sonraki 2-3 gün sonra ani düşüşü söz konusuysa biz çok gecikmeden herhalde transfer gününe kadar mutlaka bu desteği vermemiz gerekiyor veya OPU günü başlayabiliriz. Ama daha erken başlanmasının çok büyük bir avantajı yok. Üçüncü günden sonra ki orada biliyorsunuz 2-3 günlük bir kayma söz konusu demiştik. Üçüncü günden sonra başlandığı takdirde ciddi anlamda progesteron tedavisinin %24'e yakın gebelik oranlarındaki düşüşü engelleyemediğini yine akılda tutmak lazım. Süre nedir? Çok uzatmak istemiyorum. Hangi haftaya, hangi güne kadar devam edelim? Bununla ilgili hemen birkaç slide göstermek istiyorum. Bakın
5. haftayla diğer haftalar, 11. hafta, 6. hafta, 14. gün, 12. günle neredeyse daha uzayan haftalar karşılaştırılmış. Arkadaşlar bunlarla ilgili hakikaten elimizdeki kanıt düzeyi iyi çalışmalarda bir farklılık görünmüyor. Yani isterseniz ilk BTCG sonucunu aldığınız gün bırakabilirsiniz. İsterseniz 10. haftaya, 12. haftaya kadar devam ettirebilirsiniz. Bir gebelik oranı açısından bir farklılık, hatta mis geri işlerde de düşüklerde de bir farklılık yok. Burada da ben gene hekim arkadaşların kişisel inisiyatifinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İster ilk pozitif BTC'ye gelir, isterse fetal kardiyak aktivitenin 6. 7. haftada ortaya çıkmasından, isterse 8. hafta devam edebilir. Ama bununla ilgili de yine yurt dışındaki bir toplantıda yapılan PET çalışmalarında, yani eldeki bu soru cevap şeylerinde herkes neredeyse 10 haftaya kadar kullandığını çok net olarak orada söylemişti. Şimdi gelelim bir diğer tartışmalı konu. Size ilk birkaç slide'da göstermiş olduğumu östrojenle ilgili olan durum acaba hala tartışması bitmiş mi veya nedir? Maalesef bitmedi ama östrojenin bir etkinliğinin, bir öneminin olduğunu ilkel dönemde kabul etmek lazım. Sonuçta doğal sikluste olan bir şeyin, yani natural olmayan sikluslarda da var olması gerekir. Bizim de bulunduğumuz, yine Temel Ceyhan'ın da yapmış olduğu GATA'da iki tane transdermal kullanım östrojenle birlikte literal faz desteğinde biz biraz daha etkin bulmuştuk. Daha sonra bununla ilgili bir meta analiz yayınlandı 2008'de Galvaya tarafından. Bu da bence önemli bir meta analizdi. Burada da 4 tane yanılmıyorsam çalışma bu östrojen tedavisinin etkin olduğunu veya desteklemesi gerektiğini, root konusunda herhangi bir yorum yok ama faydalı olduğunu, en azından zararlı olmadığını gösteren çalışmalar. Ama neyi söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz, elimizdeki madem pozitif bilimlerle uğraşıyoruz, kanıta dayalı konuşmak durumundayız. Östrojenin rolü net değil. Bir rolü var ama net olarak bunu bilemiyoruz. Ve enteresan olan, her hasta için aynı olmayan bir optimal östrojen seviyesi ve dengesi var. Bunu bulmak zor. İşte esterol desteği alsın ya da almasın, mililiter serume yükü ve pH düzeylerindeki çok büyük değişikliklerin olması belki de burada transdermal kullanımın çok da etkin olmamasına neden olmuş olabilir. Ama öyle ya da böyle bu E2'nin bir takım subgrup hastalarda mutlaka bir faydasının olabileceğini ve bu subgrup çalışmaları netleştikten sonra bunlara yönelik bu desteğin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve buna hakikaten inanıyorum ama hangi çalışmanın sonucunda bu subgruplar net olarak ortaya çıkacak, inşallah onu hep beraber göreceğiz. Şimdi yine Emre bahsetti, bu antagonist sikluslarında analog trigger'ı bence de artık terk edilmek durumunda ama zaman zaman kullanıldığı takdirde lütal fazdaki en büyük defekti veren grup, evet orada hiperstimülasyonu engelleyebiliyoruz ama hastanın ciddi anlamda erken dönemde bir lütal faz yetmezliği ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çok detaya girmek istemiyorum çünkü çok net veriler yok elimizde. İki tane grup bu konuda biliyorsunuz çalışma yapıyor. Biri Humayden grubu, Avrupalılar. Diğeri de Engman'ın, yani Amerikalıların başı çektiği grup. Humayden grubu daha çok 5. günden itibaren 1500 ünite hemokoryonik onodotropin ve bunu tekrarlayan dozlarda devam ediyor. Daha sonra bununla ilgili modifikasyonlar çıktı biliyorsunuz. 125, 150, 200, 225, 250 ünite gün aşırı kullanılarak. Ama bununla ilgili çok net bir şey söyleyemez. Yani en çarpıcı olan bu 1500 ünitelik kullanım şeması. Engman'lar ise çok daha yüksek dozda başlangıçtan itibaren intramüsküler formu da yüksek tutarak, gerekse vajinal formu da yüksek tutarak sadece projesteron desteğini bu grup hastalarda kullanıyorlar ama herhalde donmuş sikluslardan sonra bunun tartışması da bir şekilde bitecek. Şimdi sonuç olarak o zaman bu 5-6 tane kanıta dayalı çalışmanın verilerini veya onların cümlelerini ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki hem agonist hem de antagonist COP sikluslarında lütal faz desteği gerekli. Tartışma yok. Lütal faz süresi tartışmalı. EC günü, OPU'nun ET günü başlıyor ama ben tekrar söylüyorum. OPU günü veya en geç ET günü vermek durumundayız. Gebelik testi son günü sonlandırılabileceği gibi 10-12 haftaya kadar bunu devam ettirebiliriz. HCG en etkin olmasına karşın OASIS açısından maalesef rutinde kullanılmıyor. Yine randomize kontrolü çalışmaların çoğunda progesteron artı östrojen, progesteron artı HCG ve yalnız HCG arasında yapılan çalışmalar gebelik oranlarında herhangi bir fark göstermiyor.
Yine daha eski çalışmalarda, uzun protokol o ilk meta analizlerde intramusküler progesteron oral progesterondan daha etkin bulunmuş ki bu dönemde mikronize progesteron kullanılıyordu oral olarak, daha sonra sentetikler çıktı. Onlar bir karşılaştırmalar farksızdı biliyorsunuz Lotus'ta ama eski dönemde böyleydi. Yine vajinal progesteron oral progesterondan daha etkili diyorlar. Progesteronla östrojenin eklenmesi E2 düşüşü olan hastalarda implantasyon ve gebelik oranlarını artırabilir diye yine bir cümle var. Ama aşağıdaki durumlarda herhangi bir fark yok. İster intramusküler kullanın, ister vajinal kullanın, fark yok. Farklı dozlarda kullanıldığında çok büyük bir fark yok. Farklı formlarda kullanıldığında vajinallerin yani jel veya kapsül yine fark yok. İntramüskülerle karşılaştırıldığında yine embriyotransferi günü, oku günü projesyonlar başlandığında da fark yok. Diğer ajanların etkilenmesinin çok fayda sağlamadığını söyleyebiliriz. Genel değerlendirmede de hemen hemen buna benzer sonuçları söylemişler. Bir tek intramuskülerle ilgili işte kaygıları, bu kullanım dozundaki sıkıntı ve abse formasyonu. Ben sözü daha fazla uzatmadan sabrınıza teşekkür ederek sözü Mete Güro Uğur arkadaşıma, kardeşime bırakmak istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değilciğim, çok teşekkür ederiz. Bunun çok güzeldi. Slaytlarım da çok netti. Güzel özetledim. Yalnız bir şey yapalım. Sizinle ilgili iki konuşmayla ilgili soruları alalım. Mete ondan sonra konuşsun, olur mu? Hocam nasıl uygun görürseniz, benim için problem değil tabii ki ama Mete'ye de haksızlık yapmayalım. Onun da süresinden çalmayarak, sabrını da zorlamayarak. Arzu ederseniz hocam Mete de, çünkü konu çok farklı değil birbirinden. Anlatsın, en sonunda alalım soruları. O zaman evet şey olabilir. Bir soruya birkaçınız bir cevap verebilir. Evet, tamam, evet. Ayarlarız hocam biz onu. Siz şey yapmayın. Bu webinarın ikinci konuşmacısı Gaziantep Üniversitesi'nde Tıp Fakültesinden Mete Güroğul Uğur. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Donma çözme sikluslarında luteal faz desteği. Mete, mikrofonu aç abicim. Mete, mikrofonun açı değil. Hocam sol altta sol altta diye sol bir altta. Kısım var. Oraya basmanız yeterli olur. Start videonun, stop videonun yanında hemen. Sol alt tarafta. Sol alt, en altta. Tamam, herhalde açıldı şu anda. Tamam, evet. Tam ekran olduğu için yukarıda bende, evet. Teşekkür ederim Yılmaz Hocam. Ben de Timur Hocam başta olmak üzere Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'nda nazik davetler için teşekkür ediyorum. Benim konum donma çözme sikluslarında luteal faz desteği. Emre çok güzel fizyolojiyi özetledi. Hüseyin Hocam geniş literatürü ve tecrübeyi anlattı. Donma çözme ise şöyle farklı bizim açımızdan. 83 yılında ilk gebelik elde ediliyor. Bir embriyonun dondurulup çözülmesiyle 84'te ilk canlı doğum meydana geliyor. Ama yıllar içinde bu slow freezing nedeniyle hep handikaplı görülüyor. Yaklaşılmıyor ama nihayetinde ultra rapid freezing yani vitrifikasyon tekniklerinin artmasıyla genel kabul görüyor. Bakınız 2014'teki bu Centers of Disease Control Amerika datası şu en az %50'si şu anda sikluslarında daha çok daha fazlası belki freeze donma çözme FET siklus şekline dönmüş durumda. Asia datası da buna benzer şekilde. Peki neden bu oldu? Çünkü artık elimizdeki giderek daha etkili kullanılan ovaryen simülasyon protokolleriyle elde edilen artan oosit sayısı, daha iyi oosit sayısı, yine artan laboratuvar teknikleriyle daha iyi embriyolara, uzatılmış embriyo kültürüyle daha viabilitesi yüksek, seçilmiş, doğal seçime uğramış embriyoların elimizde olmasına. Tabii bir yandan da elektif single embryo transfer, tek embriyo transferiyle de çok fazla elimizde embriyo kalmasına yol açıyor ve sonuçta tabii ki vitrifikasyon teknikleriyle de eskiden %35-70'ler arasındaki survival oranı artık embriyolarda %90-95'in üstünde güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Tabii PGT ayrı bir konu. PGT uygulamaları artıyor. PGT için de aslında FET çok uygun, donma çözmesi kısır çok çok uygun. Bir de tabii freeze-all stratejileri artık konuşulmaya başladı. Ne kadar geçerli? Özellikle hyper-responder yani OHSS risk yüksek olan hastalarda tabii ki çok gerekli. Bir de şunu unutmamak lazım. Sonuçta hep foliküler fazdan fokuslanılıyor. Foliküler faz IVF tedavilerinde ön planda ama
IVF tedavilerinde klinisyenler pek çok menstrüel sıkıntıyı aslında aşmaya çalışıyor. Fakat verilen tedavilerin de demin Emre çok güzel gösterdi. Kendisi de endometriyel reseptivite, embriyo ve endometrium arasındaki senkronizasyonu bozduğunu biliyoruz. Çünkü bu tedaviler sırasındaki multifoliküler gelişimle oluşmuş suprafizyolojik östrojen miktarı, erken folikül lüteal safhadaki yüksek progesteron, bunlar hep feedback mekanizmaları LH'nın pulsatil salınımını negatif olarak etkiliyor. Çünkü korpus luteumun desteklenmesi için bu LH salınımına ihtiyacımız var. Bir yandan artık klinikteki GnRH modülatörlerinin daha çok tabii ki agonistlerin ama antagonistleri de uzun etkili olup olmadığı tabii agonist kadar değil ama LH pulsatilitesini lüteal safhada da baskılaması, bir yandan işlemde opus sırasında granuloz hücrelerinde alınması ve tabii korpus luteum hücre topluluğunu azaltması sağlıklı bir disfonksiyonel korpus luteumun oluşmamasına yol açabiliyor. Ve tabii ki demin Emre de bahsetti, bu suprafizyolojik steroid hormonları, östrojen ve progesteron implantasyon penceresinde kaymaya yol açabiliyor. Özellikle progesteron erken dönemde yükselmesi. Bu nedenle FET söz konusu. Tabii FET'te kullanılan bir doğal sikluslar var. Foliküler safhada hiç müdahale edilmeyen. Ya da tamamen korpus luteum olmadan tamamen suni bir şekilde hormon replasman tedavisi FET siklusları var. Bunlar daha çok kullanılanlar. Bir de daha önce kullanmış artık günümüzde pek başvurmayan ovülasyon indüksiyon FET protokolleri var. Tabii amaç gebelik oranlarını endometriumla embriyonun evresini senkronize ederek maksimum implantasyon ve canlı gebelikle sonuçlanacak, minimum düşükle sonuçlanacak şekilde hangi metotla tabii bunu yapmak lazım? Bu konuda işte sıkıntı var zaten. Çok fazla, demin söylediğim gibi sayısı çok arttı donmuş ölme sikluslarının. Çoğu merkezde Türkiye'de bile %90 üstüne çıktı ama elimizde data yok. Ve hep ekstrapolasyonla, varsayımla gidildi bir yere kadar. Ve hala elimizdeki randomize kontrol çalışmalarla en iyi protokol şudur diyemiyoruz. Örneğin bu Cochrane Review 2017, 18 randomize kontrolü çalışma, 3815 kadına ait ama en sonunda konklüzyonda deniyor ki herhangi bir siklus rejimi daha diğerinin üstündür ya da değildir diyemiyoruz deniyor datada. Bu Greenwood'un 2013'teki yaptığı meta analizi, meşhur Antarktika çalışması, acaba HRT FET siklusu mu yoksa natural sikluslar mı daha üstün, fark olmadığını gösterdi Antarktika çalışması da. Ve burada da baktığınız gibi tabii natural siklus lehine biraz daha fark olması yönünde bulgu var ama gene de inconclusive bir şey diyemiyoruz. Hani hangi siklus rejimi daha iyi? Bu çok yeni. Geçen ay çıktı McKenzie'in. Bu da acaba natural siklusun kendi içinde gerçek natural, true natural mi yoksa modifiye natural mi? Hangisi daha efektif? Sonuçta ikisinin hemen hemen çok çok yakın sonuçlar verdi ve birbirine üstünlüğü olmadığı gene ortaya konuldu. True natural'den bahsedelim. Gerçek natural sikluslarda foliküler safhada kendi gelişen folikül sayesinde östrojen ve progesteron, özellikle ovulatör kadınlarda sadece yapmak lazım. Çünkü korpus luteum burada kadının kendi korpus luteumu. Ovulatör sikluslarda çok yoğun bir endokrin takip faydası olmadığı gösteriliyor. Ultrasonla folikülün belli boyuta gelmesi ve daha sonrasında da gerek kandan, kliniklerde genellikle takip tercih edilen şekil kandan ya da idrardan LH sörcüğünün saptanması ve buna göre FET'in, donmuş çözmüş transferin, embriyo transferinin planlanması. Fakat burada tabii zorlukları var gerçek natural siklusun. Çünkü LH çok güvenilir değil. Hem kendi kadının farklı sikluslarında hem de farklı hastalar arasında LH farklı seyirler gösterebiliyor. Bu 107 fertil kadın menstrual sikluslarının takibinde gördüğünüz gibi mesela en başta görülen kısa bir menstrual, kısa bir LH sörcü, sonrasında daha uzun bir LH sörcü ve daha geç bir LH sörcü ya da bir gemine LH sörçleri, extended LH sörçleri, hatta çok sayıda peak olan LH sörçleri, plato çizen LH sörçleriyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden de yüksek siklus iptal oranlarıyla sonuçlanabiliyor diğer modifiyeye göre. Modifiyede avantaj, burada hekimin, klinisyenin biraz daha
rolü var. Çünkü ovülasyon zamanında teyini tayin ediyor. Gene tayin ediyor. Gene ovülatör hastalarda sadece başvurulabiliyor. Eğer ovülasyon anovülatör bir hastaysa, düzenli adet görmüyorsa ne natürel, true natural ne modifiye natural siklustan fayda göremiyoruz. 16 milimetre gibi bir folikül çapı ulaşıldığında tetik çekiliyor. Bu dönemde tabii tetik çekilirken hormonal işte östrojenin, estradiolün 200'ün üstünde olması ya da faydalı olabilir. Daha doğru bir zamanlamayı tercih etmek için gelmiş folikülün iyi bir korku sisteme sonuçlanacağını öngörmek için. Peki ne zaman gerek true natürelde gerek modifiye natürelde ne zaman embriyoyu transfer etmek lazım? Bu da luteal safhada aslında fark şu burada. True natürelde biz LH surgery tayin ediyoruz. Ovülasyon LH surgery'den 24-56 saat ama daha erken HCG trigger'ına göre bir yaklaşık 24 saat daha erken olduğu için acaba embriyo transferinde klivaj embriyosunun 3. blastı 5. gün yerine bu fizyolojiyi de göz önüne olarak mı transfer edelim? Mackensen 2017'deki ve bunu bilimsel çalışmalarda bir terminoloji birliği de sağlamak için öngördüğü yol HCG tetiği çekildiğinde yukarıda teorik opu gününe göre eğer modifiye natural yapıyorsanız HCG tetiğini çektikten transferi yapacağınız embriyo zamanının üzerine 2 gün ekleyerek transferi planlamak. Yani bir klivaj embriyosu transfer yapacaksanız 3 günlük embriyoyu 2 günde HCG'nin süresine ekleyerek 5. günde true natural, gerçek natüralde ise 1 gün ekleyerek LH surgery'den dolayı 4. günde eğer blast transfer yapacaksanız da 6. günde LH surgery sonrası true natural'de transfer öneriliyor. Peki gelelim luteal faz desteğine. Luteal faz desteğiyle ilgili çalışmalar arasında ciddi tartışmalı ve zıt sonuçlar var. Örneğin bu bir randomize kontrol çalışma. Bucuresti'nin çok fazla randomize kontrol çalışma yok bu konuyla ilgili. Hastalara 800 mg vajinal mikromezi progesteron transfer gecesi başlanıyor ve bakıldığında progesteron verilmeyen kadınlara göre evet faydası var gerçek natürel siklusta. Hem düşük oranları daha az hem de klinik gebelik oranları daha yüksek. Aynı şekilde canlı doğum oranında da daha yüksek. Fakat buradaki istatistiki olarak anlam sadece canlı doğum oranında çıkıyor. Ki regresyon analizini birazdan göreceksiniz. Bu bir diğer çalışma. Bu Montagut'un çalışması ama bu retrospektif. Bu daha yüksek bir hasta sayısı var burada. Ve 3 kolu var bu çalışmanın. Gerçek natürel, gerçek natürel artı luteal faz desteği ve modifiye natürel artı luteal faz desteğine bakılmış. LH surgery gününe göre bakıldığında burada tabii ki baktığımız şey modifiye natürelle gerçek natürelle luteal faz verip vermemek arasında bir fark olmadığı görülmüş. Bir diğer çalışmamız yine natürel sikluslarda luteal faz desteğini verelim vermeyelim bir retrospektif çalışmada da fark olmadığı gösterilmiş gene. Bir başka çalışmada Lee'nin çalışması HCG verebilir miyiz? Demin Hüseyin Hocam da bahsetti. HCG'nin burada korpus luteum üzerine etkisi olur mu? Lee önce bir retrospektif çalışma yapıyor. 450 kadın üzerinde. Transfer günü ve 6 gün sonra HCG veriyor ve fark olmadığını görüyor. Ne devam eden ne canlı doğum oranları üzerinde. Fakat daha sonrasında da bu retrospektif olan, daha sonra aynı çalışma bu prospektifini yapıyor ve prospektif çalışmasında da bir fark olmadığını gösteriyor. Fakat burada ufak bir nüans var. İki çalışmada da HCG'yi transfer günü ve 6 gün sonra veriyor. Oysa Cornell'den Reichman, bu çok yeni çıkan bir çalışma bu da, gerçek natürelde HCG'yi LH surgery'nin destekleyicisi olarak hemen LH surgery'nin devamıymış gibi uyguluyor. HCG verilmeyen kolla karşılaştırdığında yaklaşık olarak devam eden, tabii canlı doğumla değil ama devam eden gebeliklerde anlamlı derecede faydalı olduğu, fark olduğunu ortaya koyuyor. Peki modifiye natürelde durum nasıl? Modifiye natürelde HCG'den olduğu günden ertesi gün verildiğinde luteal faz desteğinin herhangi bir şekilde faydası olmadığı gösterilmiş retrospektif çalışmada. Fakat kimin yaptığı retrospektif çalışmada gene
HCG'den 2 gün sonra verilen mitral faz desteğinde bu sefer anlamlı olarak hem düşük oranları daha az hem de canlı doğum oranı siklus başı daha fazla progesteron olan grupta. Greenwood'un yaptığı bir değerlendirme, bu regresyon analizlerini de görüyorsun burada. Yani true natural de işe yarıyor gibi görünüyor daha çok. Bir Bujureste'nin çalışmasına bakınız, burada görüyorsunuz. Anlamlıya yakın klinik gebelik oranı. Gene Veleva'nın bir diğer retrospektif çalışmasında anlamlı, ama Notifiye Natürel'de HCG'nin kendisi var. HCG'nin kendisi de bir nutel faz desteği aslında. O yüzden de True Natural'de evet o bir yeri olabilir nutel faz desteğinin, ama Modifiye Natural'de vermek şart değil. Kliniğin kendi tecrübesine, kendi yaklaşımına, hastanın tercihine bırakılabilir şeklinde bir yorum yapıyorlar. Tabii HRT-FET durum bambaşka. Burada aslında bir laboratuvar gibi bizim endokrinoloji için, reproduktif endokrinoloji için. Çünkü korpus luteum yok işin içinde. Tamamen hem foliküler safhada endometriyal proliferasyonu ve folikülün gelişimini östrojenle baskılıyoruz. Sekretuar safhada da progesteronla bir suni, artık tam anlamıyla suni bir luteal safı oluşturuyoruz. Anovulatör kadınlarda tabii ki tercih edilmesi diğer şekilde mümkün olduğu için temel hasta grubu anovulatör kadınlar, ama ovulatör kadınlarda da yapılabilir yüksek östrojen, gerekirse agonistle, ovülasyon süpresyonuyla. Tabii avantajları HRT-FET'in modifiye natural ya da gerçek natüreldeki stres daha az klinisyen üzerinde, daha flexible, klinisyenin rolü daha zamanlama üzerinde daha fazla. Ama tabii ki östrojen veriliyor. Östrojene bağlı olası yan etkiler. Bir de tabii ki luteal faz desteği şart. Çünkü luteal fazı diğer tüm tedavilerde suplement ediyoruz. Luteal fazı destekliyoruz. Oysa burada luteal fazı yaratıyoruz. Fark bu. Replace ediyoruz luteal fazı. Tabii başında önce 2 hafta, bu da tartışmalı. 5-7 gün kadar sürelerle bile verilebildiğinde östrojenin yeterli olabileceği söyleniyor, ama bu konuda da bir konsensüs yok. Hangi tipte östrojen verileceği konusunda da bir konsensüs yok. Randomize kontrol çalışma yok bu konuyla ilgili bize net yol gösterecek. Oral en çok tercih edilen yol, ama transdermal de özellikle endometriyal kalınlık üzerine daha olumlu olabileceği gösterilmiş, ama bunun implantasyon oranı yansıması yok, gene fark yok ikisi arasında. Menstruasyonun ilk 2 gününde genellikle başlanıyor. Belli bir süre, 14 gün kadar klasik uygulama. Fakat bu hastalarda kaçak ovülasyon meydana gelebiliyor tabii ki. Çünkü ya estrojen dozu yetmiyor ya da çok uzun süre veriliyor. Az flexible dedik, ama 28 günden uzun verirseniz eğer östrojeni, siklus ertelerseniz bu sefer daha yüksek düşük oranına, daha fazla, daha az implantasyon oranına yol açıyor. Belki de verilen östrojenin yolu da etkileyebilir hasta uyum açısından. Transdermal preparatlar için kullanamayabiliyor hasta. Sonuç olarak %8'e varan oranda ovülasyon meydana geliyor. Bunu engellemenin tek yolu aslında her hastaya rutin gonadotropin agonisti vermek, ama tabii gonadotropin agonistin de artmış maliyeti, yan etkileri ve bu kaçak ovülasyonun o kadar yüksek oranda görülmemesi sebebiyle sistematik değerlemelerde ya da meta analizlerde gonadotropin agonistin rutin kullanımı kesinlikle önerilmiyor. Peki transfer zamanı natürel siklusa göre burada nasıl olmalı? Gene aslında bir sanal IVF siklusu üzerinde OPU günü ya da OPU günden bir gün sonra progesteron başlamanın implantasyon açısından en elverişli ortamı yaratacağı embriyo açısından. Yani klivaj embriyosu, D3 embriyosu verecekseniz 3 günlük embriyo ömrünü bir de tabii ki OPU gününde eklerseniz 4 gün sonra başlamanın en ideal klinik yaklaşım olacağını Mackensen'in önerisi gene bu. Hatta buradaki terminolojiyi de kullanarak çalışmalar arasında, çünkü okuduğumuz zaman hakikaten son derece keyfi, farklı transfer zamanları var. Belki bu terminolojiyle daha kolay bir karşılaşma yapılabilir. Daha geç başlanırsa progesterona, implantasyon oluyor evet, ama implantasyon devam edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü optimal implantasyon olmadığı için düşük oranları çok artıyor. Van de Wijver'in 2016 çalışması ya da daha önce verildiği zaman da implantasyon penceresini erkene kaydıracağı için daha yüksek gebelik, daha düşük gebelik oranlarına yol açabiliyor. O halde önerilen yol progesterona başladığınız gün
embriyo vereceğiniz güne bir gün daha embriyo, mesela D3 embriyo için dördüncü gün, bir blast için de altıncı günde, progesteron tedavisinin altıncı gününde transferi yapmak makul görünüyor. Peki, burada luteal replasman nasıl olmalı? Destek değil. Çünkü östrojenle başlattığınız ve implantasyon için progesteronu dozu, şekli, uygulaması çok şey değiştirebilir. Tam bir arena aslında progesteron preparatları için. Endojen progesteron yok. Verdiğiniz progesteron tamamen egzojen. Fakat elimizdeki şu anki data diyor ki veriliş şekli, ki birazdan bütün bu konudaki önemli çalışmaları size göstereceğim, veriliş şekli çok şeyi değiştirmiyor şu anki çalışmalara göre. Intramüsküler Amerika ekolünde en sık kullanılan, hala da merkezden %50'sine yaklaşık oranda kullanılıyor intramüsküler. Klasik yol, çünkü güvenilir. Klinisyen açısından çok iyi ama hasta açısından iyi değil. Çünkü hasta bir sağlık kuruluşuna gitmek zorunda. Özellikle COVID günleri gibi günlerde bu sıkıntı olabiliyor. Ya da hasta açısından lojistik sıkıntı olabiliyor. Ağrı vesaire, intramüsküler enjeksiyona bağlı olası komplikasyonlar. Çok nadir bunlar ama tabii ki her zaman bunların olabileceğini akılda tutmak lazım. Çok ciddi eozinofilik pnömoni bile olabileceği biliniyor. Çok nadir bunlar ama. Peki vajinal yol, bu da Avrupa ekolünde ve özellikle Kanada'da yani en sık kullanılan yol. Hastaların tercihi var. Bu konuyla ilgili hatta meta analiz var elimizde. Hastalar intramüsküler göre vajinali tercih ediyorlar. Daha az ağrılı, daha çabuk. Hastanın herhangi bir şekilde bir sağlık merkezine gitmesi gerekmiyor. Karaciğerin ilk geçiş etkisinden kurtulduğu gibi uterusun ilk geçiş etkisi avantajlı halde vajinal kullanım. Fakat bu vajinal kullanım da tabii ki serum seviyelerinin tespitinde tartışmalı konulara yol açabiliyor. Lekelenmeler daha fazla transfer sonrasında, vajinal akıntı gibi şikayetler var ve tabii ki yaralanma nedeniyle tekrarlayan uygulama var ki bu belki de HRT sikluslarında vajinal uygulamanın yumuşak karnı bu. Çünkü daha yüksek doza ihtiyaç var. Bu konudaki ilk çıkan çalışmalarda bu retrospektif çalışma intramüskülerle vajinal kafa kafaya karşılaştırıyor ve vajinal aleyhine daha sonra gene Harvard'dan gelen çalışmada canlı doğum oranı olsun, klinik gebelik oranı olsun daha az vajinalde intramüskülere göre. Fakat bu Shapiro'nun da bir diğer retrospektif çalışmasında benzer oranlara yol açtı. Canlı doğumda olsun, klinik gebelikte olsun, implantasyon olsun bir fark olmadığını gösteren çalışma. Peki HRT sikluslarının normal IVF'teki o bir çarpı günde bir kez krinon verilen şeklinde farkı var mı? Bu çok Alsberg'in önemli çalışması. 2007'ye kadar HRT sikluslarında çok düşük gebelik oranları elde ettiklerini görünce üretici firma günde bir kez verilmesini önerdiği halde iki kereye çıkıyorlar. Çünkü HRT siklusunda endojen progesteron yok ve gebelik oranlarında çok ciddi fark olduğunu, hem klinik gebelik oranında hem devam eden gebelik oranında ve doğum oranında farklı, anlamlı fark olduğu ortaya konuluyor. Bu Japonya'dan gelen bir çalışma. Bu sene bu da yeni bir çalışma. Bu sefer 4 farklı vajinal preparatın kafa kafaya karşılaştırıldığı bir randomize kontrol çalışma. Bunda da vajinal yolların aslında hepsinin birbirine yakın etkinlikte olduğu göstermiş. Anlamlı bir fark yok. Fakat bu çok ses getiren Devin'in çalışması. Bu 2014 yılında başlamış bir çalışma. 2016 yılında bir ara analiz, interim analizde 3 kol var çalışmada. Birisinde intramüsküler progesteron verilen grup, sadece vajinal verilen grup ve vajinal artı bunu 3 günde bir intramüskülerle desteklendiği grup. Bu 3 grubun bakıldığı, hangi grup olduğu bilinmiyor. Bu çalışma devam ediyor fakat C grubunda çok daha az başta biyokimyasal gebelik, HCG pozitifliği aynı olsa da biyokimyasal gebeliğe dönüşen bu gebeliklerin implantasyonda sıkıntı olduğu ve gebelik kaybının daha fazla olduğu, devam eden gebelik oranının daha az olduğu görülünce C kolu neymiş diye bakılıyor. Vajinal progesteron verilen kol durduruluyor çalışmada ve bu tabii ki oldukça ses getiriyor ilk etapta. Fakat burada bu çalışmanın metodolojisiyle ilgili eleştiriler var. Bunlardan ilki intramüsküler verilen grup diğer gruplara göre bir gün daha fazla progesteron alıp transfer yapılan grup.
Bu bias, bias yaratıyor başlangıçtan zaten. Bir diğeri 2x200 miligram progesteron veriliyor ki herete fet sikluslarında endojen progesteron zaten az, yok daha doğrusu. O yüzden de bu düşük dozun böyle sonuçlara yol açabileceğini yazarlar da kabul ediyor bunu ve diğer iki kol devam ediyor bu arada. Bu bize şu bilgiyi verebilecek ileride. Hani vajinal progesteron alan hastalarda daha az enjeksiyonla daha benzer sonuçlar elde edilebiliyormuş. Şu anda giden sonuçlar öyle görünüyor. Bu bir randomize kontrollü çalışma. Progesteronun subendometriyal dalgayı azalttığını biliyoruz. Acaba intramüsküler progesteron verilen bu grupla vajinal progesteron verilen grup arasında subendometriyal dalgalanma arasında fark var mı diye çalışılıyor ama bir tabii ki bu primary outcome'ı çalışmanın ama secondary outcome'ında da klinik gebelik oranlarında bakıldığında herhangi bir şekilde fark olmadığı görülüyor. Bir yandan da bu çalışmadan birazdan yine bahsedeceğim. Bu İran'dan gelen bir çalışma. Çok bu PubMed'de geçmeyen bir çalışma bu arada. Bu dergi PubMed'de yok ama dibrogestronla ilgili çok az çalışma olduğundan baktığımda gördüm. Burada intramüsküler ve vajinal kullanım var. İntramüsküler 100 miligram progesteronla 2x400 vajinal progesteron karşılaştırıldığında fark olmadığını göstermişler. Bir diğer çalışmada her iki gruba hem vajinal progesteron hem de intramüsküler progesteron verilen gruba didrogesteronla desteklemişler. Bunu da tabii ki endojen progesteron olmadığı için iki gruba da aynı dozda verildiği için sonuçları etkilemeyeceğini öne sürmüşler. Ve bunda da intramüsküler progesteron ve vajinal progesteron grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüş. Bu dört çalışmanın, bu da yeni bir meta-analiz. Bu dört randomize prospektif çalışma meta-analizine bakıldığında ki bunda Devin grubunun etkisi çok fazla yukarıda görüyorsunuz. Gene bir aralarında yani tabii ki intramüsküler lehine olmakla beraber bir fark olmadı. Vajinal ve intramüsküler progesteron verilmesi fark olmadı ortaya konulmuş. Diğer açıdan bu klinik gebelik oranı için gene devam eden gebelik düşük oranı ve canlı doğum oranından da herhangi bir fark çıkmamış bu meta-analizde. Bu çok güncel bir çalışma. Hakan Yaralı Hoca'nın grubunun çalışması. Bu da bu özellikle Devin'in çalışmasının da etkisiyle çok hoşuma gitti. Hem vajinal veriliyor bir gruba iki doz, bir gruba da iki doz vajinal artı araya da 3 günde bir intramüsküler progesteronla destek olunuyor 50 miligram. Ve bakıldığında gene iki grup arasında da hem klinik gebelik oranları hem devam eden gebelik oranlarında herhangi bir fark olmadığı gösteriliyor. Bu Bahçeci grubundan burada tabii vajinal progesteronu dezavantajlı olduğu varsayılarak bir grupta intramüsküler progesteron, bir grupta vajinal progesteron haftalık bir proton depot eklenmesi, depo progesteron verilmesi bir fark yaratır mı? Herete fet sikluslarına diye bakıldığında da gene anlamlı bir fark çıkmadığı gösteriliyor. İkisi de kullanışlı görünüyor. Didrogesteron çok tartışılıyor. Sonuçta retroprogesteron çok benziyor progesteron ama metabolik olarak daha farklı yolaklardan atıldığı için mesela sedatif progesteron yaptığı uyku yok didrogesteronda. Daha metabolik olarak stabil ama kandan progesteron analizini etkilemiyor. Didrogesteronla ilgili HRT fet sikluslarında çalışma çok az. İki tane randomize kontrol çalışma var. İkisi de İran'dan. Burada demin göstermiştim. Bir kolda sadece progesteron veriliyor ve fark olmadığını göstermiş Rashid'in çalışmasında. Bir diğer çalışmada da dört kol var. Birisi vajinal progesteron, birisi didrogesteron. Diğer iki grupta da üçüncü ve dördüncü grupta didrogesterona birisinde lütel safhada transfer günü 3. ve 6. günde analog, diğerinde de 1500 ünite HCG ekleniyor. Ve bakıldığında klinik gebelik oranı didrogesteronda diğer 3 gruba göre anlam derecede düşük olduğu görülüyor. Didrogesteron çalışmadığını söylüyor bu grup. Bu diğer bir çalışma, bu güncel bir çalışma, aslında tamamlayıcı olsun diye koydum. Niye çalışmalar anlatıyorum sürekli? Çünkü çok çalışma yok bu konuda. Hani olan hepsi bu. Ama hep ekstrapolasyonla hareket edildiği için sıkıntı olabiliyor. Çünkü farklı, herete fet sikusları farklı.
Burada da bir gruba intramüsküler progesteron, diğer gruba da vajinal progesteron veriliyor. İki gruba da gene dibrogesteron ekleniyor. Buradaki mantık şu, bu kombinasyon tedavileri belki ileride daha çok yer alacak. Bir intramüsküler progesteron ya da vajinal progesteron dozunu artırmak yerine multi terapi verelim, multi kemoterapi verelim. Böylece mesela oral ile vajinali kombin ederek hasta uyumu açısından daha hale getirelim ya da çok fazla enjeksiyon, intramüsküler enjeksiyon yükünden kurtaralım hastayı deniyor. Bu bakıldığında iki grup arasında da fark çıkmadığı görülüyor. İkisi de kullanılabilir. Yani sonuçta dozu daha fazla tutmamız gerektiği kesin progesteronu HRT fetsikuslarında. Subkuten daha yeni bir uygulama. Oldukça lipofilik bir molekül progesteron. Bunu çözmek için siklodeksinle enkapsüle edip subkuten uygulayabiliriz mantığına dayanan pratik bir yöntem. Hastalar zaten foliküler safhadaki IVF sikluslarında enjeksiyona alışık olduğu için kullanabilecekleri öngörülüyor. Hatta vajinal progesterona benzer, hatta daha iyi tolerable diyen çalışmalar var. Bunda da çok güncel bir çalışma. Barış Ata ve Engin Türkgeldi'nin çalışmasında. İlk çalışma bu literatürde. Retrospektif bir çalışma. HRT fetsikuslarında subkutanöz verilen progesteron çalışıyor mu vajinal progesterona göre? Bakılmış. Fark olmadığı görülmüş. Sonuç olarak burada Süreyya Hüseyin Hocam da bahsetti. Bir araya girmek istiyorum. Çünkü Emre bahsetti. Çok doğru. Luteal safhadaki progesteron seviyesiyle ilgili çok yayın çıkmaya başladı. Bu konuda acaba bir cut-off koyup o cut-off'la gebelik prognozunu belirleyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili çalışmalar var ama bunu koymadım, özellikle koymadım. Çünkü bu konuda ciddi bir konsensüs yok. Kimi hastalarda 8, kimi hastalarda 9,5, kimilerinde 11 üzerinde ve altında çıkıyor. Bu netleşmemiş durumda. Her hastada farklı bir uyarlanım var. Progesteronun uygulandıktan sonra mı kan alınır? Uygulanmadan mı önce kan alınmış? Bu konuda çalışmalar arasında çok ciddi heterojenite var. Hani bu konu daha tam netleşmiş değil. Ama çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Gebelik prognozunu öngörebilecek bir çalışma. Peki rescue tedavi buradaki gelen konsept. Yani aslında HRT'deki luteal faz desteğinin kişiselleştirilmesinden bahsediyoruz. Hani belki yapılabilir ama bu konuyla ilgili yeterli çalışma henüz yok. Bu konuda Emre ve Hüseyin Hocam da görüşlerini merak ediyorum. Peki ne kadar gideceğiz luteal faz desteğini? Burada tabii ki natural sikluslar için çok ciddi bir sıkıntı yok. Çünkü bir corpus luteum var. Luteoplezental shift'e kadar sıkıntı yok ama HRT fet siklusları bambaşka. Bunlarda kesinlikle luteal faz desteği gebelik için elzem. Çok yeni bir çalışma gene. RBM Online'da Neoman'ın çok mantıklı, çok hoşuma gitti çalışma. Çok fazla çalışma göstermiş, onu koymadım şimdi ama kısaca anlatırsam sadece dibrogesteron veriliyor HRT fet sikluslarına ve kanda dibrogesteron endojen progesteron seviyelerine etkileşmediği için kandan ölçülen progesteron direkt endojen progesteronu gösteriyor. HRT fet siklusuna gebelik oluştuktan sonra hastaların tedrici ölçülen progesteron seviyelerinden ne zaman kayda değer bir progesteron seviyesine ulaştığı ölçülüyor. Yani luteoplezental shift için mükemmel bir model ortaya koymak için ve 7. hafta olduğu gösteriliyor. Tabii ki fresh sikluslarda gebelik testi pozitifleştikten sonra kesilebilir dense de özellikle HRT fet sikluslarında minimum 8 hafta daha da uzun verilebileceği konusunda tamamen kliniklerin kendi uygulamalarını göz önüne almaları gerekiyor. Bu konuda da tabii bir konsensüs yok çünkü çalışma henüz yok. Peki bu bir çok resmi olmasa da IVF Worldwide'dan bir anket. Ne zaman kesiyorsunuz HRT FET'te? İlginç olarak ilk kalp atımını duyduğumda kesiyorum ya da gebelik testi pozitif olduğunda kesiyorum diyenler var ama gördüğünüz gibi büyük çoğunluk 10-12 haftayı geçtiklerini beyan etmişler. Agonist kullanımı. Agonist kullanımı için iki yol var. Tabii HRT fet sikluslarında corpus luteum yok. Agonistin vereceği hormonal flare-up etkisiyle progesteron desteği yok burada. Burada tabii farklı teoriler var. Hipotez şu, agonist kullanılmasının endometrium ve embriyo üzerinde olumlu etkisi, gebelik açısından olumlu etkisi, işte vasküler veya HCG uygulaması için aynı şey denebilir. Olumlu etkisi olduğu öne sürülüyor. Burada implantasyon oranında bir anlamlı fark yok HRT fet sikluslarında ama natural sikluslarda işe yarar gibi görünüyor. Bu konuda çok data yok. Burada da çalışmaya ihtiyaç var. Gene klinik gebelik oranında HRT fet sikluslarında anlamlı görülse de verilmesi
devam eden gebelik oranında verilen ve verilmeyen grup arasında herita fetüksüne bir fark yok. Natural siklusta rolü olabilir. Ovülasyon indüksiyonu FET artık yapılmıyor. Yani kısaca bahsedeceğim. Burada da mantık baştan bir monofoliküler ya da bir foliküler bir gelişim sağlayarak endojen östrojenin katkısını kullanabilmek, corpus luteum'un katkısını kullanabilmek. Bu daha çok düşük sevim östrojen seviyesi olan hastalarda faydalı olabileceği ya da ince endometriumla mücadele faydalı olabileceği söylenmiş ama tabii ki bunda ruhuna aykırı doğmuş çözümün. Çünkü burada gene indüksiyon ilaçları kullanılıyor. Maliyet artmış. Sık ve zor bir fleksibilite klinik çalışma programında zor uygulaması söz konusu. Korktuğumuz o hassasiyet riski az da olsa burada gene var. Fresh siklusla FET siklusu aslında çok yoğun kullanılıyor ama data biriktikçe biliyoruz. Uzun dönemli sonuçlar hala yok. Bu FET siklusuna doğan bebeklerle ilgili ama bazı riskler taşıyor. Olumlu faydaları da var. Ama risklerinden bahsedersek belki daha iyi plazentasyona daha önce daha küçük olan bebeklerin large for gestational age grubunun artmasında rolü var. Bir de preeklampsi ve akreata üzerinde şu soru işaretleri var. Artırdığı yönde olumlu olumsuz data var elimizde. Bu İvi'den Boş'un soruları. Aslında bunlar hepsi demin anlattığım gibi yeterli çalışma olmadığı için bilmiyoruz soruların hepsinin cevabını ama natürel sikluslarda modifiye ve gerçek natürelde hangisi daha doğru bilmiyoruz şu an için. İkisi eşit görünüyor. Bu natürel sikluslar rutin luteal faz desteği verelim mi? Evet, çoğu klinikte veriliyor ama bu aslında sadece endojen bir korpus luteum olduğu için ne kadar gerekli tartışmalı, faydası çoğu çalışmada gösterilmemiş. Suni sikluslarda, HRT-FET sikluslarında progesteron desteğinin rolü net ortaya konmuş değil. Hangi ajan daha üstün, hangi verilme yolu, hangi doz henüz yok ve ne kadar devam edeceğiz? Ama bunun için herhalde bir 8 haftayı geçmek gerekiyor. Sonuç olarak rutin kullanılması tamamen kliniğin, natürel sikluslarda luteal faz desteği kliniğin ama gerçek natürel sikluslarda işe yarıyor gibi görünüyor. Bilimsel olarak da kanıta dayalı tıpta. HRT-FET sikluslarında demin de dediğim gibi optimal tedavinin hangisi olduğu, hangi preparatın kullanacağı konusunda kanıta dayalı tıpta tamamen belirsizlik söz konusu. Daha çok randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Mete Gürol Uğur Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumun oldu. Slaytların da çok netti. Şimdi değerli meslektaşlarım, bundan sonra her üç konuşmacıda konuşmasını yaptı. Katkısı olan meslektaşlarımın katkılarına, sorusu olan meslektaşlarımızın sorularına cevap vermeye çalışalım. Herkes görebiliyor mu soruları acaba? Ben okuyacağım ama. Hüseyin, görebiliyor musunuz soruları? Hocam, görebiliyoruz. Tamam. Şimdi soru kısmını açtığımız zaman sanıyorum buradaki Mehmet Çolakoğlu hocam, merhaba, memnun olduk. Soru da sormuşsunuz. Tabii Hüseyin hocamla aynı klinikte çalışıyorsunuz. Hüseyin hocam luteal faz desteğinde östrojeni de ilk kullananlardan. ASRM'de ilk defa yayınını orada göstermişlerdi. Ben de orada görmüştüm. O konuyla ilgili bir soru soruyor. Fresh siklusta östrojen kullanılması, opu sonrası ani düşen östrojeni dengeleyerek fayda sağlamaz mı? Yani östrojen dalgalanmasının endometriyuma kötü etkisini azaltmaz mı? Evet. Hocam, Mehmet Hocam sağ olsun benim bu konudaki hassasiyetimi biliyor hakikaten. Ben 98-99 yıllarında sevgili Timur Gürgen hocamın da referansıyla Brussels Free Üniversitesi'nde bu ilk tüp bebek eğitimini almıştım. O tarihlerde tabii Paul Devroy klinik şefimizdi. André van Steitegen de laboratuvar sorumlumuzdu. Ama John Smith de Steitegen'in sağ koluydu laboratuvardaki. Ben bu östrojene hassasiyeti ilk orada edindim. Çünkü John Smith'in bir çalışması vardı o dönemde. Opu gününden sonraki, yani opu günündeki östrojeni ve opu günden yaklaşık
8 gün sonraki östrojen seviyesini ölçerek eğer 1/5'ten daha düşük seviyedeyse, yani şunu demek istiyorum, 2000 ile girdiğiniz OPO günü, 2000 ile girdiğiniz östrojene OPO'dan sonraki 8. gün 5'te 1'den daha fazla, yani 400'ün altında mesela gördüyseniz o hastalarda klinik gebelik sıfırdı, Russell Free'di. Ve bunun üzerine zaten Divroy ve Schreitegen hemen ortak bir toplantı ayarlayarak bu dönemin bir şekilde tedrici olarak en azından östrojenin azaltılması gerektiğini veya östrojenin bir şekilde replase edilmesi gerektiği fikrini sundular. Ve tartışıldı ki o dönem Basilis Tarlatsis Yunanistan'dan gelirdi. Hollanda'dan, şimdi aklıma gelmiyor. Yine Timur Hocam'ın iyi arkadaşlarından bir Rotterdam'dan ekip vardı. O gelirdi. Klaus Fischer de Almanya'dan gelirdi. Bunlar sürekli bu konuları tartışırlardı. Gerçek bu hocam. Yani doğal siklusta östrojen ve projesteron müteal fazla yer alıyor. O halde niye modifiye veya işte bizim indüklediğimiz sikluslarda o önem arz etmesin? Ama tekrar söylüyorum, ya düzenli olarak bizim bunu ölçmemiz ve hangi grupta azaldığını tespit edip o grubu ona göre bularak replase etmemiz gerekiyor. Ya da ben kendi klinik pratiğimde mümkün olduğu kadar özellikle polikistik overli hastalarda çok yüksek dozla girdiysem, OPO günü östrojen seviyesi yüksek bir seviyede girdiysem, bu hastalara mümkün olduğu kadar transdermal östrojen preparatı veriyorum. Eskiden ismini zikretmekte sakınca görmüyorum. Klimar transdermal estraderm vardı. Sanırım Novartis'in. Şimdi de Klimara var. Zaman zaman bulunuyor, zaman zaman bulunmuyor ama ben bu iki formu, yani transdermal formu uygun görüyorum. Bir de son zamanlarda daha düşük over rezervi olan hastalarda yine östrojeni replase etmeye çalışıyorum. Bunun da aklımdaki temel nedeni veya işte rasyonalizasyonu, bir miktar onlardaki östrojenin eksikliği ve endometriyumun inceliği beni tedirgin ettiği için bunu desteklemek maksadıyla kullanıyorum. Ama hocamın dediğine tabii ki katılıyorum. Östrojenin ani düşüşünün mutlaka hem endometriyumun senkronizasyonu açısından hem de östrojen projesteron oranının anormalliği açısından daha yavaş veya daha tedrici azaltılması gerektiğine katılıyorum. Timur Hocam, siz de soru ve cevap veya katkı konusunda katılabilirsiniz. Görüyorum, oturumdasınız, açıksınız. Hocamın mikrofonu kapalı herhalde. Hocam mikrofonunuzu açabilir misiniz Timur Hocam? Sol alt tarafta. Tamam, açıldı hocam, açıldı. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani aslında hani benim çok katkı yapacağım şeylerden biri östrojen. Şimdi bir de veya hepsi. Sonuçta benim anladığım şudur, doğru mudur ki ilk başta açılışta da söyledim. Yani mühim olan kullandığınız tedavinin, yani support'un bir her şey önce yararlılık, ki bunu arkadaşlar lütfen doğrulasınlar. Doğru anladım mı? Yani kişiye özel olarak ve onun ihtiyaçlarına göre ekonomiyi de düzelterek veya yan etkilerini de göz önüne alarak, ki kişiden kişiye bunlar çok değişiyor. Bazı kişiler herhangi bir şekilde injeksiyon vesaire takmıyorlar. Bazıları, ki özellikle de vajinal kullanımda da alerjiler ve rahatsızlıklar oluyor. Onun için de hani buna göre bir seçim yapacağız. Mete bunu söyledi. Kişiye özel ve kliniğe özel. Fakat buradaki ince ayarlar, gördüğünüz gibi bazı vakalar hakikaten rezistans oluyor ve yaptığımız luteal support, ki bunun bir tarafını sadece luteal support olarak görmeyelim. Hangi ilacı seçtik ve ovülasyon indüksiyonunu da nasıl yaptık, ne zaman SCG'ye karar verdik, ne zaman folikülün olgunlaştığı hakkında belli bir tamam dediğimiz oldu. Bunun için de tabii ilk vakalarda bunlar çok, birinci vakadaysanız, yani IVF siklusunda yapıyorsanız bazen çok fazla bilgi elde edemeyebiliyorsunuz, ama hep söyleyeceğim şey, daha evvelki siklusların da gebe kalamayan sikluslarda çok iyi değerlendirilerek bir karar verilmesinin gerekliliğine bakıyoruz.
Genellikle bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Bizim hani şöyle bir davranış da görüyorum arkadaşların çoğunda. Ya bu kadar detayı düşünmektense ne varsa verelim. Öyle mi? Çünkü şu anda sektörlerin büyük bir çoğunda benim tabii Emre, sen de Hüseyin, Mete bir bakın. Yani her vakalarda östrojen ilavesi diye bir şey düşünülüyor. Değil mi? Her vakada efendim progesteron verelim. Yani genellikle çok fazla miktarda bu kadar anlatılan detayların çok daha pratiğe dönüştürülmesini istiyorum sizden. Lütfen yani buradaki arkadaşların çoğu take home message olarak verdiğimiz şey çok komplike konuştuğumuzda yani tabii ki herkes IVF yapmıyor ama benim görüşüm de çok kimse IVF hazırlıyor. Bakın bu çok çok önemli. Bunu kritik edebiliriz, edemeyiz neyse ama çeşitli muayenehanelerde de veya IVF merkezlerinin içinde olmadan da belli yönde IVF'ler hazırlanıyor ve ondan sonra bazı merkezlere gönderiliyor. O sırada eğer siz klinik olarak bunu çok iyi hazırlamazsanız, yani ne zaman ne yaptığınızı bilmezseniz ki burada konuşuldu değil mi? Over rezervi azalan vakalarda ne yapıyoruz? PCO vakalarında ne yapıyoruz? Yani daha evvelden sonuçlar iyi gitmemiş vakalarda ne yapıyoruz? Endometriyal kalınlığın iyi gitmediği vakalarda ne yapıyoruz? O zaman da lütfen onlara da burada dinleyenler varsa şu anda IVF'leri merkez işleten klinisyenlerin ve ilave olarak embriyologların bazen nasıl sıkıntı içinde olduğunu da anlamalarını rica ediyoruz. Çünkü beraberce takım olarak çalışalım. Dernekler olarak biz bu çalışmalarda tabii sadece aramızda tartışıyoruz değil. Bir taraftan doğruyu bulmaya çalışırken de burada izleyicilerimize ve bizim üyelerimize de pratik bilgiler vermek istiyoruz ki sonuçta bizim görüşümüz şudur. Sonuçta kaybeden de kazanan da tedavi olan insanlar. Bizim de görevimiz onlara kişiye özel bir şekilde en iyi tedavi opsiyonunu sunduğumuzu bilmesi ve onları gebeliğe de yaklaştırmamız. Benim bütün sunuculara Yılmaz'cığım yani ben ayrılamadım aslında merhaba deyip gidecektim ama hani burada çok güzel sunu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim isteğim bilmiyorum oralarda da çeşitli şeyler var onları da yapın ama sonuç olarak da herkes pratik olarak şu daha iyidir, kendi görüşünü söylesin ve sonuçta bu kadar hani sunular içinde bu kadar tecrübe kazanmış, okumuş Mete'nin, Hüseyin'in ve Emre'nin ve Yılmaz'ın acaba kişiye özel ben ne yapıyorumu da söyleyin ve çok kısa sürede böylece de yani bu çok güzel ziyafeti bitirelim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz hocam katkılarınız için. Birkaç soru daha var. Onları da müsaadenizle Timur hocam soralım arkadaşlara. Cem Çelik arkadaşımızın bir sorusu var. Natürel FET siklusunda folikül kollaps gördüğünüzde çözme zamanını nasıl planlıyorsunuz? Tabii. Bu bir, evet hocam. Sonuçta o demin bahsettiğim gibi alo? Ses geliyor mu hocam? Geliyor Mete. Sen devam et. Geliyor sesin. Demin bahsettiğim o McKenzie'in çalışmasında True Natural'de bir gün ekleniyor. Direkt gününde verilmek belki söz konusu olabilir. Kollaps eğer gerçekten ovülasyon olduğunu görüyorsak ya tabii siklus iptali olabilir. Ama kollaps görünce biraz öne çekmekte fayda var tabii ki transferi. Evet. Diğer hocalarımızdan bu konuda görüş belirtmek isteyen olursa yine görüşlerini bildirebilirler. O zaman bir diğer soru var. Yine aynı arkadaşımızdan. FET sikluslarda projesteron başlama günü, projesteron seviyeleri yönetiminizi nasıl değiştiriyor? Eğer kolabe bir eğer bir siklus başında herhangi 10 milimetrenin üstünde bir folikül kisti yoksa herhangi bir şekilde fonksiyonel bir kisti yoksa hastanın
sıkıntı olmayacaktır. Devam edilir. Yani direkt o doz verilir. Bir sorusu daha var aslında Cemil Hocam. Trigger günü de progesteron seviyesi önemli. Burada çok çatışma var. Modifiye natürel fat cyclical trigger günü eğer artmış progesteron ve LH varsa, yani ovülasyon işaretleri belirmişse, bu eskiden direkt siklus iptaline götürüyordu. Hala öyle aslında çoğu merkezde, ama Greenwood'un çok güzel bir çalışması var bu konuyla ilgili. Güzel bir soru hocam. Greenwood diyor ki bu hastalarda istatistik olarak bir fark yok. Yani sonuçta bir buçuğunuzda progesteron görmüşseniz trigger günü, sonuç değişmeyecek, devam edebilirsiniz diyor. Bu konuda açıkçası güzel bir soru. Hani siklus iptal etmeye gerek olmadığını düşünüyorum hocam. Evet, teşekkürler. Hocam, Yılmaz Hocam. Hocam, Mehmet Hocanın birinci sorusuna çok kısa bir cevaben. Şimdi taze sikluslarda Mehmet Hocam, hani östrojen kullanılması ani düşen değerler. Hocam, şimdi şöyle, özellikle bu polikistik olup yüksek yanıtlı olan durumda gerçekten östrojen vermenin şöyle faydası var. Kestiğiniz zaman spotting oluyor. Bu hem hastanın hem klinisyenin canını sıkıyor. Eğer dondurup freeze-all yapıp sonra segmentasyon yapmayacaksanız hocam, kesinlikle östrojen vermenin yararı var. Tabii kanıta dayalı değil bu söylediğim. Bir de hocam, Cem İstanbul'dan, Cem'in çok güzel 3 tane sorusu var. Müsaadenizle çok kısa kısa kendi yorumlarımı yapayım hocam. Modifiye natürel sikluslarda trigger günü artmış progesteron LH. Şimdi şöyle Cem Hocam, buna Yamping Kuang'ın güzel bir algoritması var. Biz de klinik pratiğimizde uyguluyoruz. Eğer siz yani HCG trigger edeceksiniz, baktınız progesteron zaten 1,5 nanogram mililitre katofu alıyoruz ama LH değerine bakıyoruz. LH 20 internasyonel ünitenin eğer altındaysa zaten programa devam ediyoruz. Aynı şekilde yani trigger, blastocyst vereceksiniz 7. gün. LH 20'nin üstüne çıkmışsa bunu bir gün öne alabilirsiniz. Mete Hocam'ın da dediği gibi. Ama oradaki cut-off'u 20 internasyonel ünite LH düzeyine göre yapıyoruz. Cem'in ikinci sorusu true natural folikül kolapsı. Hocam, orada da LH progesteron bakıyoruz. LH'nın çıkan ayağı mı inen ayağı mı olduğuna göre bir timing yapmaya çalışıyoruz eğer kolaps varsa. Eğer siz bir gün önce gördüyseniz kolabe değil, ertesi gün kolaps varsa ve LH yükseliyor, progesteron yükselmemişse, demek ki hani çıkan ayağı gibi düşünüp ona göre timing yapıyoruz. İkisi birden yüksekse biraz daha süre geçmiş gibi yapıyoruz. Son olarak HRT fet siklüslerinde progesteron başlama günü progesteron seviyeleri. Şimdi progesteron tabii değişiyor. O Mete Hoca güzel anlattı. Hani kaçıncı gün ekleyeceğimiz. O sizin endometrium kalınlığınızın işte 8,5-9 milimetrenin üstüne çıktığı gün. Progesteron ve LH mutlaka bakıyoruz. Çünkü baskılayamayabiliyor. Progesteron 1,5'un üstüne çıktığında biz kendi pratiğimizde bunu iptal ediyoruz. Çünkü östrojen verdiğimiz için çok fazla folikül takibi yapamadığımızdan dolayı riske atmak istemiyoruz. Ama bu bizim tabii pratiğimiz. Teşekkür ediyorum hocam cevap fırsatı verdiğiniz için. Evet. Teşekkür ederim Emre Hoca'ya. Şimdi başka soru var mı diye bakıyorum. Değer katkı. Göremiyorum ben de. Şöyle bir şey sorsam ben size. Bu son yıllarda ülkemizde sanıyorum iki preparat çıktı. Sübkutan. İntramusküler tabii yıllardan beri var. Hep kullanıyoruz da. Bir de oral kullanım çıktı. Bu sübkutanla ilgili Hüseyin Hoca sanki bunların birbirlerinden farkı yok sonuç olarak. Ama her doktor kendisi içinden birini tercih ediyor, onu kullanıyor gibi bir görüş belirtti de, sizler ne dersiniz? Yani bazen mecbur kalıp intramusküler kullanıyor. Hatta birçok yayın da var. İntramuskülerin daha etkili olduğu yönünde son yıllarda. Subkutanın da avantajları var. Bu konudaki görüşlerinizi alsak. Emre. Hocam şöyle, şimdi hemen yeri geldiği için natürel ve modifiye natürel hocam. Şimdi mensleri düzenli vakalara ilk planda natürel ya da modifiye natürel planlaması yapıyoruz. Düzensiz siklusları olan, özellikle polikistik ya da zayıf yumurtalık rezervi olan vakalarda da daha çok programlı yapıyoruz. Şimdi modifiye ve normal natürelin neden çok çelişkili sonuçlarının olduğuna şöyle bir katkım olabilir hocam.
Şimdi siz natürel siklusta corpus luteum'u zaten, daha doğrusu ovülasyonu takip ediyorsunuz. Hem sonografik hem serum markerları olarak. Ama modifiye natürelde folikülün büyümesini bekleyip kendiniz trigger ediyorsunuz bunu. Şimdi Andersen'in çok güzel bir çalışması vardı. Yeni bir çalışma değil. İnseminasyon sikluslarında ovülasyon tetiklemesini takiben belli bir saat aralığında tüm vakaların folikül rüptürü olup olmadığına bakmışlardı. Yaklaşık yanılmıyorsam %35-40 kadar vakıda folikül rüptürü görmediler 36. saatte. Birçoğunluğu 38. saat görmüşler. Bir kısmında hiç görmemişler. Bir kısmında küçük foliküllerin rüptür olduğunu görmüşler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum hocam. Modifiye natürelde gerçekten luteolizis olduysa siz implantasyon penceresini yakalayabilirsiniz. O nedenledir ki modifiye natürel bizim işimize geliyor. Çünkü ovülasyonu takip etmek, LH monitorizasyonu çok kolay değil. Biz trigger ettikten sonra mutlaka luteal fazı çok maliyetli olmayan ve kullanım kolaylığı olan ajanlarla destekliyoruz. Ama hocam şimdi esas sorunuza gelirsek, bu parenteral formlar ne kadar etkili? Hocam programlı dondurulmuş embriyo... Fireş, taze sikluslarda da. Ha hocam, şöyle ki hocam, taze sikluslarda daha önce de hocam ifade ettik, çok sayıda geride kalmış korpora lütea olduğu için bunların birbirlerine net üstünlükleri yok. Subkütan, intramusküler, oral, vajinal. Hatta Lotus 1-2 ile sentetikler de oyuna girdi. Yani tazelerde aslında tabiri caizse kıyamet kopmuyor da hocam. Programlı dondurulmuşlarda kopuyor. Şöyle ki Mete Hoca çok güzel söyledi. Biz orada yaratıyoruz. İşte hocam orada bizim de bir randomize kontrollü çalışmamız var. 3 kollu. Orada bizim saptamamız şuydu. Programlılarda embriyo transferi günü, serum progesteron düzeyi, bu Labarta ve bundan farklı 5-6 çalışma daha var. Ortalama 9-10 nanogramın üstünde olması gerektiğini ifade ediyor bu çalışmalar. Sadece birisi korelasyon göstermemiş ama 5 çalışmada programlı yapıyorsanız, blast veriyorsanız, ET günü ya da 2 gün önce ya da ET'den 3 gün sonra neyse mid luteal dönem. Bu 8-9 nanogramın üstünde, akılda kalma kolaylığı açısından 10 nanogram diyelim. Bu 10 nanogramın üstüne çıkacak hocam. Şimdi bunu oralle falan desteklemek mümkün değil. Zaten ölçemiyorsunuz. Vajinallerin serum düzeyleri Hümeydan'la çok tartışılan bir konudur. Tartışmıştık. Belli bir yere kadar ölçülür. İşte 13'ler, 15'ler, 11'ler ama çok istediğiniz kadar elde edemeyebilirsiniz. Çünkü kullanım zorluğu var, iritasyon var. Hastanın tamamı optimal kullanamaz. Veriler her ne kadar optimal olduğunu söylese de. Hocam parenteraller burada devreye giriyor. Hatasız çalışıyorlar. Kan yani serum progesteron düzeyleri istisnasız 30'un 40'ın üstünde çıkıyor. Bizim randomize çalışmamızda da şu ana kadarki veriler öyle. Parenteral kolda serum düzeyleri çok yüksek ve programlı dondurulmuşlardı hocam. Biz merkez olarak parenteral progestinleri kullanıyoruz. Progesteron kullanıyoruz. Intramusküler veya subkütan. Oldukça etkililer hocam. Evet. Burada benim bir katkım olabilir mi Yılmaz hocam? Evet hocam, burada klinisyen için parenteral değil hocam. Yani bir de o var, hani onu embriyo üstü kapalı söyledi tabii ama yani klinisyen nasıl gittiğini lütel fazın vajinalde umuyor ama parenteralde görüyor. Özellikle bu bir de tabii ceiling etkisi de var orada. Hani no üst seviyeye de çıkmadığını görmemiz gerekiyor. Fazla progesteron da iyiydi o dönemde. O yüzden de bu çalışmalar muhtemelen bir sonuç verecek. Tedavinin kişiselleştirilmesi ve bir rescue açısından luteal faza biraz daha odaklanılacağını düşünüyorum ben hocam. Parenteral kullanımının şu an için HRT-FET'te klinisyen için, belki hekim özellikle intramüsküler için hasta açısından zor ama klinisyen için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Mete, bir soru daha var. Evet. Bunu konuş. Projesteron olarak kendi kliniğinizde ne kullanıyorsunuz diye. Evet hocam. HRT'de demişler hocam. Benim dediğim parenteral hocam. Benim yani parenteral sürpriz yok ama vajinal etkisiz değil. Ama parenteral yol daha güvenilir hocam şu an için. Didrogestoron sentetikler hiçbir şey bilmiyoruz. Etkisiz gösterilmemiş. Lotus gibi değil. Hele hele HRT'de büyük bir bilinmez. Ama çalışmaya ihtiyaç var hocam. Parenteral şu andaki özellikle luteal progesteron değerlerinde mid luteal progesteron açısından da daha güvenilir. Ben parenteral tercih ediyorum hocam. Evet. Hüseyin Hoca'ya bir soru daha var. Görebiliyor musun Hüseyin Hocam?
Hocam birkaç soru görüyorum. Hangisini vurgulamam istersiniz? EGG günü öz radyol seviyesi acaba luteal fazda E2 desteği için bir fikir verir mi? Evet evet hocam. Demin aslında Emre buna değindi çok güzel bir şekilde. Ben de söyledim. Bu PCOS'lu hastalarda aşırı E2 seviyesinin tabii ki okudan sonra yani yumurtaları toplayıp içini boşalttıktan sonra östrojenin ani seviyesindeki bir düşüklük olacağı için tabii ki bir bilgi verir. Bir sonraki soruda da yine arkadaşımız sormuş. Seviyesi düşük olduğunda bunda da aynı fikirdeyim. Yani iki grup bence çok çok önemli. Yani çok aşırı E2 ile girilen HCG günü ve çok düşük E2 ile girilen iki grupta bence riskli E2'nin desteklenmesi açısından önemli bir grup. Ama Timur Hoca'nın söylediği cümle çok çok önemli. Yine bununla ilgili yapılan bir takım surveyler var veya işte keypad'ler var yurt dışında, yurt içindeki toplantılarda. Artık hemen hemen bütün klinik kullanımda yavaş yavaş rutine girmiş durumda östrojen replasmanı da. Çünkü hakikaten hangi gruba tam olarak etki ettiğini bilmiyoruz. Niye kullanabiliyoruz? Şimdi şunu da biliyoruz. Yani gösterilmiş hiçbir zararlı etkisi yok. Yani bir tane bununla ilgili kanıt olsa belki insanlar daha tedirgin, daha östrojene soru işaretiyle yaklaşabilir ama östrojen verildiği takdirde endometriyumun üzerine yani bir takım spekülatif şeyler var ama kanıtlanmış olaylar yok. Yani olumsuzluğa götürecek luteal fazı veya endometriyumun işte embriyo açısından, implantasyon hazırlığı açısından olumsuzluğa götürücü bir durum olmadığı sürece bence östrojen kullanmanın bir sakıncası yok. Yani umarım önümüzdeki süreçteki biz de kliniğimizde birkaç çalışma gene yürütüyoruz bununla ilgili. Daha böyle kanıtlanabilir hem gebelik oranlarında hem endometriyumdaki reseptiviteyi artırıcı hem de implantasyonu artırıcı. Bunlar yayınlandığı takdirde hekim arkadaşlarımız çok daha rahat kullanacaklardır. Deminki sizin ilk sorunuzla ilgili olarak da tabii şunu söylemek lazım. Yani ben hekim arkadaşların ferasetine ve tecrübesine çok güvenen bir insanım hocam. Yani yayınlardan ziyade ben arkadaşlarımızın kendi klinik tecrübelerine dayanarak edinmiş oldukları bilgilerin klinik kullanımlarına direkt yansıdığını düşünüyorum. Çünkü yaşayan onlar, demin Emre söyledi, yani bir spotting kanamasını veya bir erken işte mensi vesaireyi yaşayan, gören onlar. Şimdi bunları görmeme adına bir takım replasmanlarda ufak modifikasyonlar yapılabilir. Rahat olmak istiyoruz. Doğru, vajinal güzel, direkt hedefe odaklı. Yani hem endometriyum üzerine hem işte miyometriyum üzerine projesteronu zerk ediyoruz veya oraya en azından implantasyon açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz ama ölçtüğümüzde de serum seviyesinin yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü elimizdeki en objektif kriter de o görünüyor endometriyumu ölçemeyeceğimiz için. Yani ben rutinde arada değil ama mutlaka HCG'ye çağırdığım gün tüm hastalardan projesteron seviyesini de istiyorum. Eskiden bunu istemenin çok doğru olmadığı yönünde görüşler vardı ama şu anda artık HCG gününden bile önce işte bununla ilgili de çalışmalar var. Demin arkadaşlarımız söyledi. Projesteron seviyesini ölçerek ve bunu yükseltmeye yönelerek ama şunu biliyoruz ki eğer OPU gününden itibaren replasmana başladıysak tahmin ediyorum yani çok düşük seviyede biz tutmuyoruz. Ama elbette ki gebelikle birlikte çünkü ihtiyaç daha da artıyor. Yani implantasyondan sonra endometriyumun devamlılığı için zaten projesteron aslında progestasyondan gelen yani gebeliği destekleyen hormondur. Hem implantasyonu başlatan hem de gebeliğin devamını sağlayan bir hormondur. Yani beta-HCG pozitifliğinden sonra da projesteron seviyesini yani en azından 20-30 nanogram bölü desilitre seviyesinde tutmak veya bunun üstünde tutmak gerekiyor. Ha bunu görebilmek adına da belki bazı arkadaşlarımızın yapmış olduğu gibi belki oralin yanına, belki subkütenin yanına veya bizim kullandığımız gibi vajinalin yanına intramüsküler form eklenebilir. Ama intramüsküler formda hep hastaya mutlaka sabırlı olması gerektiğini, bunun ağrı yapabileceğini, işte en ufak bir sıkıntısı olduğunda mutlaka bilgi vermesi gerektiğini ve mümkün olduğu kadar da her gün değil, dikkat edilirse gün aşırı yapıldığında her günkünden daha iyi seviyelere ulaşıyor. Yani veya arada bir fark yok. Bununla ilgili de biz çalışmayı inşallah en kısa zamanda yayınlayacağız. Yani HCG günü pozitif çıktıktan sonra intramüsküleri 50 mg'lık intramüsküleri her gün yapsanız da gün aşırı yapsanız da aslında serum seviyesi çok farklı çıkmıyor.
Yani o bakımdan her gün yaptırmaktansa, hatta projesteronun 30-40'ın üstüne çıktığını, bir sonraki HCG ile birlikte ölçtürüyorum ben gene, 30-40'ın üstüne çıktığını gördüğüm anda hemen 3 güne 1'e, 4 güne 1'e düşürüyorum. Haftalığa düşürüyorum 12. 10. haftaya kadar kullanacaksam. Yani böyle ufak tefek modifikasyonları yapmak bence her hekim arkadaşının gayet klinik tecrübesine ve de bizim sanatımıza uygun bir davranış. Belki yani hepsi hakkında çok net elimizde kanıtlar yok. Ama yani sonuçta bir de tecrübe var, bir takım yaşanmışlıklar var. Bunlara da bence güvenmek lazım. Evet, teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Şimdi burada question and answer kısmındaki soruları ve katkıları okuyorum ben. Burada yine Reca Hocam'ın bir şeyi var, katkısı var. Tüm konuşmacılara teşekkürler diyor. Bizim yaptığımız bir çalışmada diyor, bireş sikluslarda luteal destekte vajinal versus vajinal plus 50 mg projesteron intramusküler karşılaştırıldığında ikinci kolda yani intramusküler projesteron ilave edilen kolda canlı gebelik olanları biraz daha iyi çıkmıştı diyor. Hem de biliyorsun bu sen de sanıyorum bunu. Evet evet hocam, bu çalışmayı beraber yapmıştık. Şimdi hocam evet, orada biraz daha iyi çıkmıştı. Üçüncü gün embriyo, yani klivaj embriyo transferi sikluslarıydı. Tabii hocam intramüsküler eklediğiniz zaman işi garantiye alıyorsunuz ama hasta konforu çok sıkıntılı. Yani bu %50 fire veriyor. Hastaların gerçekten yarısı böyle çok ciddi enjeksiyon yeri sorunlarından bahsediyorlar. Ama şimdi hocam bu subküten formlar öyle değil. Subküten gerçekten çok kolay yapılıyor. Hasta uyumu çok çok daha iyi belirgin olarak. Şimdi özellikle programlı dondurulmuş embriyo transferi sikluslarında ki bizim de sikluslarımızın %60'ı 70'i böyle. Yani istisnasız transfer günü serum progesteron bakıyoruz erken saatlerde ve transfere öyle geliyorlar. Bu düzey onun altındaysa yani vajinal olsun oral olsun mutlaka hocam subküten ekliyoruz. Yani intramusküler de yapabiliyorlar vesaire. Böyle olunca yani hem şimdi bunları tabii topluyoruz biz ama gözle gördüğüm şeyi paylaşmak istiyorum. Serum düzeyleri ertesi gün ya da ondan sonraki gün baktığınızda hemen onun altındaki düzeylerden hemen 20'li 15'li değerlere çıkıyor. Bu da kanıta dayalı anlamda sizin erken gebelik kayıplarınızı azaltabilir. Bu bizim pratiğimizi paylaşmak istedim hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bu katkınız için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de chat kısmı var. Orada da soru soranlar var. Orayı görebiliyor musunuz? Burayı açabilir misiniz? Burada mesela Berk Bildacı teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Şöyle bir soru sormuş. Bu PowerPoint sunumlara erişimimiz olabilecek mi? Bunu açılışta ilk başta ben söylemiştim. Sanıyorum o kısmı dinlemedi. Şimdiye kadar ki Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin tüm webinarları bizim derneğimizin web sitesinde mevcut, geçmiş webinarları da oradan herkes izleyebilir. Zamanı olmayıp ya da fark etmeyip dinleyemediği, bakamadığı webinarlara orada bakabilir. Şimdi Çağlayan Özcan'ın bir sorusu var. Gürol hocama soruyor. Teşekkürler kendisine. Gürol hocaya teşekkür etmiş. Bunu natural FET sikluslar demek istemiş galiba. Evet, ovülasyon sırasında hangi parametrelerden yararlanıyorsunuz? Evet. LH takibi hocam. Kullanmalıyım. Görebilir miyim? Soruyu ben gördüm hocam. Ovülasyon tayini tabii LH takibi her şeyin başında. True natural'den bahsediyoruz. Natural True'dan bahsediyoruz. LH için tabii şöyle bir tanım var. Artış olması gerekiyor. Çıkan kolda. Demin Emre çok güzel söyledi. Bir önceki ölçüme göre %180 artacak. Yani tabii ki textbook bilgisi 10 ünite bölü litre ama yani 17 ya da 20 kabul eden klinisyen ya da 2 ayrı ölçümde arttığını gören değerleri görmek istiyorlar. İdrarda üriner yapan çok var mı bilmiyorum ama üriner biraz tehlikeli. Çünkü %30'a varan yanlış negatiflik verebiliyor. Üriner takip çok önerilmiyor o yüzden aslında. Östrojeni de HRT FET olduğu için hani daha erken kesebiliyoruz fresh'te ama HRT FET'te gene luteoplazental shift'i ne zamana öngörüyorsa klinik uygulamasında hekim o zaman kesmesi gerekiyor.
Ya bir de siklus başında hocam folikül varsa nasıl tedavi etmek gerekir deniyor. Eğer bu fonksiyonel bir kist mi? Yani bir estradiol seviyesi çok faydalı olabilir. 80'in üzerinde ise başlamamak gerekiyor siklusa. Ama eğer estradiol seviyesi düşükse zararı olmayacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Ankara'dan bir doktor hanımın sorusu var. Hatice Hanım. FET sikluslarda transfer öncesi intrauterin HCG verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İlginç bir soru hocam. Bir şey okumadım ben bu konuyla ilgili. Ben Emre herhalde hocam. Şöyle ki, bununla ilgili datalar var hocam. Ama genel anlamda şimdi endometrium çok tabii bizim için çok önemli bir yer olduğu için oralara bir müdahalede bulunmak istemiyoruz çok fazla açıkçası. Oraya mümkün mertebe müdahale olmuyoruz. Kateterle vesaireyle ancak embriyo yatıyoruz. Abezyonlarda filan komiteye çok şeyler verdik de. Evet evet. Hocam bir de bir şey daha hocam ifade etmek istiyorum. Şimdi bu hani östrojen klasik bir tartışmadır ama hocam şöyle bir durum da var. Yani östrojenin kontrollü ovaryen hiperstimülasyon siklusunda, daha doğrusu östrojenin bir menstrüel döngüdeki aslındaki foliküler fazda esas görevi tabii ki proliferasyon ama endometriyal progesteron reseptörlerini upregüle etmek. Yani luteal dönemden itibaren yani ovülasyondan sonra sizin verdiğiniz östrojenin aslında implantasyon üzerine pozitif bir etkisi yok hocam. Ha spotting için tabii ki o biraz önce Hüseyin hocam da söyledi ama mesela ben kendi pratiğimde östrojen taze sikluslarda vermiyorum eğer yani çok 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 östrojen yüksek değilse ki orada da zaten donduruyoruz. Hani ben bu konuda hemen bir yorum yaptım. Çok sorulan bir şey her gün konuşulur. Böyle bir şey söylemek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi bir ismini okuyamadığım bir arkadaşımız şöyle soruyor. Soruları göremiyoruz diyor. Sanırım sadece panelistler görebiliyor. Acaba öyle mi bu? Chat'te var sorular. Evet hocam. Sadece panelist ve moderatör hocalarımız görüyor. Katılımcılar sadece soruyu sorabiliyorlar. Tamam. Şimdi bir başka yine Hatice Hanım'dan bir soru. FET sikluslarında transfer önce progesteron düzeyine bakıyor musunuz? Hüseyin hocam östrojen desteği yeterli bulmuyor musunuz luteal faz desteğinde? Şimdi bu sanıyorum Mete hoca. Evet. İsmi sana. Evet hocam bunu konuşmuştuk işte tedavinin kişiselleştirmesi açısından herhalde orada bahsettik diye düşünüyorum. Hüseyin hocaya sorusu da var herhalde. Ne diyorsun? Evet. Şimdi hocam bu östrojenin oral alımıyla ilgili olarak biliyorsunuz yapılan çalışmalar hormon replasman tedavisi dönemindeki çalışmalar. Ve burada östrojenin hedef noktası tüm vücut. Yani kadının cildinden, işte menopozdaki kemik erimesinden, vajinal kuruluğundan her tarafa etki etmesi ağırlıklı çalışmalar. Ama şimdi şunu asla unutmamak lazım. Yani bizim luteal fazdaki hedefimiz hiçbir zaman kan serum seviyesi değil. Bizim asıl hedefimiz endometrium uterus. Yani bunu düşündüğümüz takdirde oral ajanları kullanırken biraz daha elimizde yeterli kanıtın olduğunu iyi bilmemiz lazım. Yani orali, subkütenli veya intramüsküleri kullandığımızda gerçekten serum seviyelerinde belli bir miktara ulaşabiliyoruz ama işte bunun birebir olarak uterusta ve endometriumda olduğunun da ispatlanması ve kanıtlanması lazım. Benim o 97'de ve 2002'deki çalışmaları göstermemin sebebi buydu. Orada bunu vajinal çalışmalarda göstermişler. Yani vajinal yolla kullanıldığı takdirde bunun endometrium ve uterus üzerindeki etkinliği çok net. Ama diğerleriyle ilgili olarak, özellikle de oral ile ilgili olarak benim hep aklımda bu soru işareti kalıyor. Özellikle bu first pass defektten dolayı, yani karaciğerdeki metabolizasyondan dolayı oral ajanlara biraz daha soru işaretiyle baktığımı arkadaşımıza söylemek istiyorum. Evet. Hüseyin hocam bir soru daha var. Yine bu şeyle ilgili. Östradiol, E2 desteği ve östradiol seviyesiyle ilgili. Evet, evet, o deminki ilk konuştuğumuz, tartıştığımız konuyla ilgili hem Mehmet Hoca'nın sorduğu, yani HCG günü E2 seviyesi bir fikir verir mi açısından? Tabii ki verebilir. Yani demin de söyledik, eğer çok anormal seviyelerdeyse bunun OPU'dan sonra düşeceği aşikar. Çünkü sonuçta
bütün granoza hücrelerin üretmiş olduğu östrojeni siz aspire ediyorsunuz. Ve orada vücuttaki yani 2500'ler, 3000'ler, 3500'ler her neyse çok ani bir şekilde çok daha düşük seviyelere düşüyor. Arzu ederse arkadaşımız bunu test edebilir. Yani OPU'dan sonra 3-4 gün sonra çağırdığında o değerin ne kadar dramatik bir şekilde düştüğünü görebilir. İşte o demin söylediğim Russell Free'deki ilk çalışmaların orijini ve kaynağı da bu düşüşün tedirici olarak azalmasına yönelikti. Demin aklıma gelmedi. Bart Fauser'di Hollanda'dan gelen hoca. Yani Klaus Dietrich, Bart Fauser, Basilis Tarlatsis ve Hermann Turnay, özür dilerim. Hermann Turnay. Yo Turnay değil, diğer asıl patron. Steitegen laboratuvarcı. Her neyse yani 14'ünün ortaklaşa ortaya çıkardıkları bir sonuçtu, bir çalışmaydı. Ve ben hala oradayım yani bir türlü oradan ileriye gitmedim herhalde. Evet, yine Hatice Hanım teşekkür ederiz sorular için. Yine bir şey sormuş. GnRH agonist desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hocam onu hani bir metaanaliz gösterdim. Benim tecrübem yok ama teorik olarak corpus luteum yoksa faydası olmadığını düşünüyorum hocam. Yani HRTF'de ben rol olmadığını düşünüyorum. Transfer sonrası. Agonist trigger sonrası işte fresh siklusta zaten Hüseyin hocam çok güzel bahsetti. O konuda bu işin doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Özellikle natürel siklusta ne kadar medikasyon, ne kadar dışarıdan müdahale olursa biz kaçtığımız şeye tekrar yakalanıyoruz. Sonuçta normal fresh siklustlarda endometriumu, implantasyonu bozan çok faktör var. Mümkün olduğunca daha sade ve basit edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka soru yok gibi görüyorum ben. Soru ve katkı yazan da yok. Siz de öyle görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet, Hüseyin hocam. Hüseyin hocam. Emre hocam, çok çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Bilgilerinize sağlık. Çok güzel bir webinar oldu. Biz teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Katıldıkları için. Bundan sonraki webinarlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Akşamlar hocam. Sağ olun. Saygılar hocam.